Ege'nin incisine bir haftada doyulmaz dedik. Bu hafta da İzmir'de yolumuza devam ediyoruz. Haftanın ilk gününde İzmir Torbalı'dan Büşra Gelin'e konuk olacağız. 27 yaşında aslen Manisalı olan gelinimiz 1,5 yıllık evli. Hemşirelik ve fizik tedavi okuyan Büşra Gelin şu an şarküteri işletiyor. Haftanın ikinci gününde İzmir Buca'dan Pervin Gelin'e konuk olacağız. 24 yaşında 7 aylık evli olan gelinimizin babası Muşlu, annesi ise Yugoslav göçmeni. Haftanın üçüncü gününde İzmir Gazi Emir'den Gamze Gelin'e konuk olacağız. 35 yaşında 6 yıllık evli olan gelinimizin dünyalar tatlısı ikizleri var. Yarışmacımız şu anda ev hanımı. Haftanın dördüncü gününde İzmir Buca'dan Öyküm Gelin'e konuk olacağız. 27 yaşında babası Yugoslav göçmeni olan gelinimiz İzmir doğumlu. 7 aylık evli olan yarışmacımız insan kaynakları uzmanı. Final gününde İzmir Buca'dan Vildan Gelin'e konuk olacağız. 27 yaşında aslen Bartınlı olan gelinimiz 3 yıllık evli. Yarışmacımız özel bir firmada üretim bölümünde çalışıyor. Evet değerli izleyenler, gelin evinden herkese merhaba. İzmir'de ikinci haftamızın ilk günündeyiz. Arkamda böyle zeytin ağaçları, huzurlu bir ortam, sakin, sessiz, nefis bir mahalledeyiz. Şimdi ilk günün heyecanıyla zilimizi çalacağız. Bugünkü yarışmacımız Büşra'yı yakından tanıyalım. Buyurun. Aslanım. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Ay ne kadar güzelsiniz. Teşekkür ederim. Sen de yalnız çok güzelsin. Yalnız yakından daha güzelsiniz maşallah. Valla. Evet. Sen de çok cici, çok çok. Çok hanımefendi, çok güzel bir gelinsin. Bugün bizim İzmir'de ikinci haftamız. Ya evet biliyorum. Ve hoş geldiniz İzmir'e. İlk gün seninle başladı. Ay, çok güzel bir çok hafta güzel olsun inşallah. Büşra Gelin'in İzmir Torbalı'daki evi oldukça ferah görünüyor. Mutfaktan yatak odasına, banyodan salona kadar her yer çok kullanışlı olmuş. Biz evin genel renk uyumunu da sevdik. Bakalım hanımlar neler diyecekler. Şöyle başlayalım, bir geçelim. Tamam. Önce ellerimi bir yıkayayım. Tamam aslanım. Malum yoldan şurası geldik. Banyon çok hoş. Ev, evet. Size mi ait, evimize kira ait mı? Aa, çok güzelmiş. Ay yatak odam burası. Evet, yani bir yatak sonunda odana gardırop sığabilen bir yatak, evet, odasına rastladık. Ben bunu çok istiyordum ve ben şeyi de çok istiyordum. Sürgülü olmasın. O, ha, çünkü böyle sürgülü. Hem eşimin dağınıklığını görmek istemiyorum. Estağfurullah. Hem ondan sonra bozulması vesairesi. O yüzden böyle altı kapak, açılan kapak. Güzel, güzel düşünmüşsün bence. Bu üstler, evet, güzel olmuş bak. Çok güzel. Değil mi? Çok ya, hoş yapmış. Onların ledlerini eşim değiştirdi sağ olsun. Çünkü şu son, baştakiyle sondakini mavi yapmışlar yatak odasındaki gibi. Evet. Ama koridorda dediğim olmaz gibi mavi. Çıkarken bir göreceğim bir vesaire bir olmuyor. Yok, olmaz. Eşimin de elinden geliyor. Ay kameraman arkadaşımdan rica edeyim, evet, şu güzel çerçeveyi çeksin. O benim eşime sevgiler günü hediyem. Ay çok cicimiş. Burada neredesiniz? O bizim gelin çıkış, çeyiz çıkışımız. Ha. Yani hepsinin bir, evet, anısı hatırası var. Çok güzel. Öyle. Bu odayı oturma bu oda, odası diye kullanıyorsun odam, galiba. Yani aslında, L koltuk, evet, var. Eşin çok istedi L koltuğu. Ben düşünmüyorum. Güzel. Wow. Mutfak çok değişik. Çok güzel. Yani ada yerine ben şurada böyle bir tezgah var. Öyle bunu mi? Ben yaptırdım aslanım. Bu yoktu. Çok akıllıca. Hadi bismillah, salona geldik. Evet, hoş geldin. Evet, nasıl geçeyim Allah ben? Vallahi efendim, şöyle böyle mi geçeyim? Sana. Nasıl isterseniz şöyle. Öyle hem eve bakıyorum hem nasıl geçiyor. Ay ne güzel, ilk defa bir gelin gördüm ki bizi ev terliğiyle karşıladı. Ya inanın ben böyle olmasını da istiyordum. Açıkçası elbiseme de uydurdum aslanım. Bir de benim ayağımdan bir ameliyat. Kapı çalıyor, kızlar mı geldi? Kızlar mı geldi? Tamam, bakayım, hadi bak bir tane. Hemen geliyorum. Ay canım benim, ayağı bir rahatsızmış galiba. Hoş geldiniz. Biz geldik. Buyurun, hoş geldiniz evime. Hemen alayım çantanı canım. Şöyle bir kolonya dökeyim.
Alırım. Evet. Şöyle vereyim. Hoş geldiniz. Hepsini bir arada yapabilecek misin? Yaparım, yaparım. Tamam. Şuradan kırmızı, şuradan siyah. Tarz çok olmuş. Beğendiniz mi kızlar? Çok. Mutfakta büyük panik yaşayan gelinimiz sunumunu beğendirebilecek mi? Elim ayağım birbirine dolandı. Kapat bakayım sen onu. Bu bence gevşekti. Yak bakayım. Sanki altı sürülüp de parmaklanmış gibi duruyor. Kimin evinde böyle bir tavan var? Ben ilk defa böyle bir tavan görüyorum. Nasıl bunları kombin etmeye çalıştın onu anlayamadım ben. Hediyemi o kadar çok beğendim ki bir an önce bir şey sıkmak istedim. Aa! Gelinler çöp kovasında ne gördü? Size bir sürprizim var. İsterseniz bir montunuzu giyin kızlar. Aa! Vay vay. Mangal bekliyordum sadece. Sen ne yapmışsın böyle? Aa kızlar bir dakika yanıyor. Büşra gelinin bahçesindeki ateş bir anda büyüdü. Koş, koş, koş. Korkulu anlar az sonra. Şimdi Aslan'ıma veriyorum. Sana birkaç soru soracak. Aslı Hünel telefonda hangi sırları öğrendi? Canım tamam daha fazla sır verme. Sır yok. Duymasın diğer yarışmacılar. Ay sen Vildan'dan başla canı çok çay istemiş. Al Vildan. Gelin evinde yürekleri ağza getiren anlar az sonra. Merhaba Aslanım. Oh öpüyorum. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Aman aman. Ne güzel. Hadi isimlerinizi tanıyalım. Gamze ben. Gamze. Pervin. Pervin. Öyküm. Bildam. Ben de Büşra. Ne güzel oldu. Çok güzel bir hafta bizim olsun inşallah. İnşallah. İzmir'de ikinci haftamız. Evet. Geçtiğimiz hafta çok keyifli ve enerjisi yüksek bir haftaydı. Bu hafta da öyle bekliyoruz. Gidemedik, dönemedik İstanbullulara kalalım dedik bir hafta kalın daha. İzmir'e gelinen mi gidilmez? Değil mi? Evet, hediyeyle gelindi sana. Evet, hemen açalım istersen. Canım. Çok sağ ol. Umarım beğenirsin. Aa, bu ne diyeceğim ben şimdi? Narenciye. Narenciye sıkacağım. Yazıyorum üzerinde. Aa, teşekkür ederim. Aslında yoktu böyle bir şeyim. İyi aa, oldu. Çok sevindim. Evet, gerçekten. Ne güzel işte. Ve ben severim böyle şeyler. Evet. Limonla uğraşan. Şey. Benim de var zaten size hazırladığım. Öyle mi? Meyve suyum. Aa, evet. Çok güzel. Yazdan ne hazırladın bizde? Erik suyu hazırladım. Aa. Karışık gerçi. Tamam. Ama yoğunluğu erik. Ay, teşekkür ben şimdi ederiz. Kahveye yapayım size. Teşekkür olur. Ederim tekrar ediğiniz için. Nasıl içersiniz kahvelerinizi? Olur. Ben az şeker biliyorum sizi. Siz? Orta. Siz? Orta. Kızlar. Sade. Tamam ben de sade. Sadeler bir yere ortalar bir yere geçmiş. Onu da alıyorum. Hemen geliyorum. Tamam bekliyoruz. Çok tici bir karşılamaydı evet. Benim için. Siz evet. Nasıl buldunuz? Evet evet. Evet. Bizim için sıcak güzel. Güler yüzlü. Çok güler yüzlü biri. Güzel karşılamaydı. Evet. Enerjisi güzel. Karşılaması güzeldi. Güler yüzlüydü. Ama bakalım ilerleyen saatlerde neler olacak. Ne yapıyorsunuz Büşra Hanım? Şu an sunumluklarımı koyuyorum. Birkaç, 3-4 tane kahvem hazır. Şimdi diğer 2 sade kahvemi yapacağım. Şunu da şöyle koyalım. Draje mi ikram edeceksiniz? Evet. Türk lokumu, Antep fıstıklı ve draje. Zaten ikramlıkla çok tatlım olduğu için bunu böyle hafif olsun istedim. Bence böyle daha şık oluyor. Bazen yanına farklı şeyler koyuyorlar ama sonuçta bu Türk kahvesi. Çok da farklılığa gerek yok bence. Şu iki kahvemizi de yapalım hemen. Şurayı açalım. Şekerimizi alalım. Aman dikkat. Aa ne yaptınız? Oğlum ama neyse. Elim ayağım birbirine dolandı. Dur halledelim tamam. Bunu da aldık böyle. Ne olacak şimdi? Vallahi bir takımım kırıldı. Artık yapacak bir şey yok. Nazar diyelim yani. Ne diyelim? Yapıştıralım mı onu? Vallahi yapışır mı? Yapışmaz herhalde. İki ucu da birbirine gitti. Bence biz onu hallederiz. Dener miyiz? Vallahi benim şu an elim ayağım titriyor ama. Ben bir yapıştırıcı alayım. Deneyelim mi listesi? Ne dersin?
Salonda deneyelim. Tamam dur. Diğer parçasını birazdan kahve yaptıktan sonra bulalım. O zaman hemen kahvemize geçiyoruz. Hanımları nasıl buldunuz? Vallahi kızlar tatlılar aslında. Hepsi güzel. Daha zaten ilk gün. Öyle 5 dakikada insan tanınmıyor tabii ki. Bakalım, göreceğiz. Şöyle bakıyorum, Pervin'cim ne kadar böyle orijinal ve marjinal duruyorsun. Joker gibi bir makyaj. Vücudu mükemmel. Ceketiyle uygun giyinmiş. Ceketime uyumlu bir makyaj yaptım, evet. Tarz olmuş. Beğendiniz mi kızlar? Çok. Şöyle dur bakayım. Şuradan kırmızı, şuradan siyah. Evet. Parmaklarında oje de olsaydım şöyle. O da değişik, o da değişik. Ne burcusun sen? Yengeç burcu. Yengeç sen? Yay. Yay. Başak. Başak. Boğa. Aa, hepimiz farklıyız. Tam karma, ikizler, yükselen, başak. Evet, of nasıl oluyor? Of, ikiz yorucu. Yapma ya. Zor. İkizlerin kendine zor bu hayat. İkizler, kendine zor, kendine. Hayır. Hiç sormayın. Doğru, ilk önce kendine zor. Şöyle koyalım. Kahve de çok güzel koktu. Ay, teşekkür ederim. Sana da yaparım şimdi. Şöyle. Bu arada bunlar annemin yaptığı örgüler, dış ses. Normalde çeyizime koyacaktım ama böyle ikramlıklarla da gözüksün istedim. Bu şekilde sunmak istedim. Ne yapalım? Geçelim mi? Hadi geçelim. Tamam, o zaman ben başlıyorum. Sen bana yardım edersin değil mi şunlara? Ederim. Tamam. Benim en kötü huyum ve kendime zor olan tarafım kararsızlığım. Evet, kahveler geldi. Evet. Öykümcüğüm sana zahmet. Sehpa çıkarabilir misin tatlım? Bana yardımcı olabilir misin? Hemen veriyorum. Evet. Birden sen de al istersen. Küçük bir aksilik de yaşadık mutfakta Aslan'ın. Aa, ne oldu? Bir tane bardağım kırıldı. Aa, nazardır. Ay, o. Altından fazla mıydı takım? Teşekkür ederim. Nasıl? Altıdan takım fazla mıydı? Aslında takım bozulmuştu gibi olmuştu da. Ama yine de en sevdiğim bardağımdı. Bak, su bardağım mı kırıldı? Su yan bardağım kırıldı. Allah'tan bu takımlarım vardı. Bunlara döndü. Olsun bir tane. Hemen geliyorum. İyi takım. Aman kalpler kırılmasın. Kırılan bardak olsun değil mi? Tabii canım. Aynen aslında öyle. Aslanım. Efendim. Yapıştıralım. Nasıl? Nasıl yapıştıracağız biz? Daha demin de kırılan söyledim bardak ama eskisi gibi olur mu aslında? Olmaz. Olmaz. Deneyebilir miyiz acaba? Japonların bir sözü var. Kırılan eşyaları altın tozuyla yapıştırıyorlarmış. Çünkü onların yaşanmışlığı olduğu için daha kıymetliymiş. Ay, çok maliyetli. Bence çok güzel. Bence de. Güzel. Yani şu bardağı da altınla yapıştırmayalım bence. Yani yenisini alalım daha iyi. Yani. Şöyle yani söyle, yorumlarken kırdıklarımızı demek istemiş bence orada. Hani kalp kırıyoruz ya. Bir daha kırmaya korkalım. Ay, bak diye. Ne güzel bir bakış, güzel bir bakış açısı. Biz ama bardaktan başladık ya olaya. Senin gibi baksan. Yani aslında o sözü ben de okumuştum. Oradan yola ne çıktım. Güzel. Okumayı seviyorsun. Evet. Harika, böyle felsefik şeyler de okuyor musun? Daha çok böyle hani tarihi kişisel şeyler. Kişisel gelişim. Evet. Kitapları seviyor musun? Evet, seviyorum. Çok güzel. Çok güzel bir tasvir tabii. Ama şimdi bardaktan yola çıktık ya hani. Ben o yüzden söylemiştim ama sen harika bir yerden olayı bağladın. İnşallah kalpler kırılmadan şahane bir hafta geçireceğiz. Evet, inşallah. Yine de ses. Ben bardağı getirdim. Aa! Hakikaten getirmiş. Hemen yapalım. Deneyelim bakalım aslanım. Aslanım. Efendim canım. Şöyle bir yapıştırıcı geldi ama. Böyle bir sanat var ayrıca, sağlamı kırıp tekrar yapıştırıyorlar. Evet, bakayım. Aman. Şöyle ama iki parçamız daha var. Aynen. Bu zor be canım be. Çok zor. Hiç uğraşmayalım. Ben bu bardakları ayrıca daha çok beğendim. Değil mi? Teşekkür ederim. Ne diyorsun? Daha güzel olmuş. Deneyelim İçine mi? Gülün de koymuşsun. Servisin çok güzel olmuş. Hadi hem içelim hem deneyelim. Hem biraz da seni tanıyalım. Gel o zaman. Tamam aslanım. Sen kaç yıllık evlisin canım? Ben 1,5 senelik evliyim aslanım. Dur, ısındım biraz, şalı şöyle atayım üstümde. Çeyizi gezerken ben böyle bir gezdim evi. Şu çalı şalı buldum, attım üstüme. Ne kadar flört ettin? Neredeyse bir 6-8 aylık bir flörtümüz oldu aslanım. 6-8 ay sonra da evlendiniz. Evet. Hızlı. Yani şöyle oldu, biz pandemiye denk geldik zaten. Tam tanıştık, evlenme kararı yani düşündük, nişan yaptık. Öbür ay sonu pandemiydi. Öyle olunca biraz da hızlandı. Sonra bir erteleme oldu, sonra tekrar hızlandı derken o yaza evlendik aslında. Eylül'de tanıştık.
bir yıl olmadan evlendik. Çok zor. Oo, hızlı olmuş ya. Çok zor. Çok iyi olmuş. Aynen. Biz de öyle hızlı evlenmiştik. Da yani var ya şimdi benden ne istiyorsun dış ses ya. Bak şimdi bu parça gereksiz bir parça. Şunu atalım. Tamirciler hep parça fazla çıkartırlar ya. Evet. Şu an nereden açıldı yaptı? Şuradan mı açacağız acaba? Büşra, aslında şunu mu açmak lazım? Kesmemiz mi gerekiyor? Açmak güzel. Şuradan bir çevir bakayım açılacak. Böyle şeyleri genelde evde eşim açar aslında. Ya böyle şeyleri ben açarım evde. Benim gerçekten eşim mi? Yemin ediyorum şu ampul yansa elektrikçi çağır der. Benimki de öyle. Benimki de öyle. Benimki de öyle. Eşimin elinden her iş gelir. Ay maşallah Pervin ya. Her iş gelir. Her şeyi yap. Bir mutfak biraz beceriksiz. Duyuyor musun Savaş? Ama dertliyim ruhuma hicranım sağdım da yine. Ama Aslı Hanım şöyle bir şey var sözünüzü kestim. Şimdi elektrikçi çağırabilmesi de bir şey. Böyle yaptık, dur bir... Gerçekten becerdik oldu. Yeminle sus. Ver bakayım ben mi sıkayım? Ay düşmesin. Evet Aslan oldu valla. Valla şurada biliyorsun. Şunu birazcık şuraya düşüreceğiz. Şimdi buraya herhalde süreceğim evet. Ne şunu kadar etkiliymiş ama bu. Aslı Hanım. O bizim yeteneğimiz Büşra ya. Öyle mi diyelim? Efendim ben de hemen küçümsedim kendimizi. Ampulün birisi sönmüş. Ben onu sıkıştırmıyorum. Allah'ım. Acaba kime kalacak bu iş? Allah'ım kaderim. Büşra'cığım elektrikten biz genelde onu öyle kullanıyoruz aslında. Öyle mi? Ya yan odadakinde bir tane yanık ama sıkacaktım onu. Büşra gel şuraya spreyden sıksana dondursun hemen tamam. 2 dakikada da yüzüme doğru değil şöyle ha. Oldu herhalde. Canım bardağı yapıştırıp ampule de bir el atarım. Başka bir şey var mı? Efendim şey halı, kilim, treble ne iş olsa her şey yaparız. O da tuttu. Azmin Zaferi. Biz bundan sonra biz altınla yapıştırmadık. Lakin hadi bardağını kurtardık. Sevgimiz de güzel. Ay yerim. Çok güzel oldu vallahi. Şu an ben böyle program sonuna kadar böyle tutarmışım Zaferimiz. Ampul. Evet ampul sıradaki. Yani. Merhaba. Evet. İnşallah dur yanıyordur aslında. Şöyle bir çevirelim. Şu yapıştı mı? Önce şunu bir kontrol edeyim. Ben bir kalkayım. Dış ses. İşte bu kadar. Teşekkür ederiz. Yaptık. Evet yaptık oldu. Kurtardık. Oldu. Al canım benim. Al bunu onu da. Hemen kaldıralım aslanım. Demek ki çok işimize yarayacak o bizim artık. Yani artık bir şey becerdiğimi, yapabildiğimi evet söylemek istemiyorum. Yani. Burada ispatlı evde ben. Artık kanıt burada ben. Bakayım. Bir dakika, kapat bakayım sen onu. Bazen gevşeye de biliyor. Ben gevşetmiştim ama belki patlamış da olabilir. Bu bence gevşekti. Yak bakayım. Evet. Evet, yandı. Evet. Daha çözüldü. Zaten anlarım ben. Al canım. Dış sesimi başka bir şey var mı? Eksik. Başka bir şey var mı? Çekmecen falan. Allah razı olsun. Yapılacak bir şey var mı? Kocamın elinden geliyor, o da yapıyor sağ olsun. Ay ne güzel, sen şanslısın. Hanımlar, kahve sunumunu nasıl bulduk? O şaka evet bir yana, şu örgü böyle peçetelerle bir sunum var burada. Bence biraz çok da kıymetli olmuş dantelini bu şekilde kullanması, şöyle bize böyle istiyorum sunması çok kıymetli olmuş. Yani evet çeyizinden parçaları, evet çünkü genelde çeyizdeki parçaları kaldırıyoruz, kullanmıyoruz. Hemen kanalara yakın. Ben her yerde kullanmak istedim açıkçası. Çok güzel olmuş, ben onu beğendim. Her yerde de göreceksiniz. Şu kahve yanı bardağa yapıştırdınız ya yalnız. O biraz daha eski görünümlüymüş yani. Evet. Bence daha güzel oldu. O daha mı güzel daha oldu? Daha spor. Evet. Evet. Ben de daha çok beğendim. Evet. Teşekkür gold isterdim. Gold. Sen evet de mi gold sevenler? Ben de. Yok sevmem de hani detay gümüş uysun isterdim. İsterdim. Evet. Şu detay gümüş olsaydı daha hoş olabilirdi. Aslında ben de onu tepsisini tepsisini evet beğenemedim. Yani çok kalitesiz duruyor. Ben aslında onu şöyle düşündüm kızlar. Tepsisi. Tepsi mi? Gold sadece uyumamış burada olunca. Yani. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bak istedim açıkçası. Bu örtüyü koyunca tepsi hiç gözümüze kapatmış onu. Batmadı, evet biliyor musun? Evet. Yani gayet kamufle olmuş. Hiç değil mi tepsisi gözümüze bile soda koymuş. Batmadı. Bir de aslında ben bilerek sarı almak istemedim açıkçası gümüş aldım. Boğmasın. Çünkü ben öyle boğmayı sevmiyorum. İkisini de seviyorum. Gümüş de çok severim, sarıyı da çok severim. İkisini de beraber de kullanırım. Bunları da ikisi de sade olsun istedim açıkçası. Bardağıyla yani kahve fincanıyla
yaptığı tepsi ve içerisindeki dantel hiç uyumlu bulmadım. Yani birbiriyle alakasızdı. Sosyal medya kullanıyor musun? Kullanıyorum aslında. Neler paylaşıyorsun? Bir bakalım dış sesle birlikte. Hayatımı paylaşıyorum aslında. Arkadaşımla, eşimle yaptığım şeyleri paylaşıyorum. Eşin? Evet, eşim. Eşim aslanım. Bu sevgililer günüydü. Bizim şöyle bir şeyimiz var. Sevgililer günün ertesi günü bizim nişan yıl dönümümüz. He. El mi öpüyorsunuz birbirinize? Nişan yıl dönümümüzü kutluyor musunuz? Aslında biz şeyiz ya, her günü kutluyoruz. Yani böyle eğlenceli biraz hayatım. Daha yenisiniz. Onun arkadaşım. Kaç yıllık değil? 1,5 yıl mı? 1,5 yıl. Daha yeni o yüzden. Evet. Çocuktan sonra olmuyor o işler. Yani kutlamamız da makarnayla. Nasıl güzel aslında. Bir spagetti o yahu. Abi benim makarnalarım meşhurdur. Yapma ya, yaptın mı bugün de? Bugün makarna salatamı yaptım. Her zaman yaptığım gibi makarna dondurdum oraya. Valla makarna ne güzel bir şeydir ya. Herkese de sevgililer gününde arkadaşını da almışsın yanına da. Yani o gün o amaçlı değildi aslında. Denk eşim öyle geldi. Bir gün öncesinde getirmiş. Ertesi gün yemeğe gitmiştik aslında. Evet. Olsun. Bu da eşimin misafirimiz geldi yurt dışından. Evet. Eşimin ailesinin birçoğu yurt dışında da yaşıyor. Teyzesi gelmişti. Bize de tabii öyle yemekli alınır misafir. Tabii. Öyle çaya çorbaya çağrılmaz. Ben de tabii yemeğimi yaptım. Soframı kurdum. Oh, ellerine sağlık. Eşin mutfakta sanırım vakit geçiriyor. Zaman harcamayı yapıyor. Seviyor. Yani şöyle eşim kalktıktan sonra her şeyi yapar. Ama kalkacak önce. Kaldırana kadar. Kaldırana. Bu anneannem aslında anneannem gelecek. Keşke mi yapıyorlar orada? Keşke. Bu benim kardeşimin askerlik eli. Bu bir gün de oldu ve ben organize ettim. Bir gün belli oldu. Bravo. Ertesi gün. Elinden iş geliyor. Annenler, kayınvaliden herkes yakın mı buraya? Annemler yakın. Annemler 2-3 mahalle var aramızda. Ay, biraz ne kadar yokuşta. Güzel. Kayınvalidemler biraz İzmir'in içindeler. Ya biz zaten çok garip oldu. Eşimle tanıştık. Ondan sonra eşimin işi buradaymış. Yani daha doğrusu o da işini buraya taşıyormuş. Öyle bir şey oldu. Ondan sonra biz biraz ilerletirken ben eşimin ailesiyle onun dükkanın açılışında tanıştım aslında. Dur şimdi nasıl tanıştın? Eşimin ailesiyle. Evet. Eşimin dükkan açılışında tanıştım ilk. Ha. Yani açılışta kız bakmışlar evet, gibi oldu. Gibi. Görüşüyorsunuz yani, mu orada? Senin açılışta ne işin vardı? Biz görüşüyorduk. Eşim dedi ki açılışa da gel, ailemle orada tanışırsın. Esas sen bana eşinle nerede tanıştın onu bir anlatsana. O zaman baştan alayım o zaman. Ha. Şimdi eşimin yeğeni, yani yeğeni demeyeyim, kuzeni, tamam. Ablamın öğrencisi. Benim ablam öğretmen, kimya tamam. Öğretmeni. Onlar bir organize etmişler, bir yemek organize etmişler, beni de davet ettiler, ben de gittim. İşte çocuklar var, 2 tane öğretmen var, bir de ben varım. Çocuklar da bana çok ilgi gösterdiler. Hem biraz yabancıyım hem de şeyim farklıyım diye. Onlar bir şey söylüyor, bu bir şey söylüyor. Biri de işte ben seni dayımı alayım, biri de hocam diyor bizim de bilmem neyimiz var falan. Bir tanesi çok da tatlı, eşime de çok benzer zaten. Dedi ki ben de semaver yaktım hocam, bizim eve gidelim semaver hani içeceğiz, çay içeceğiz. Tamam dedik, oraya gittik. Ben bize de tabii adettir, gittiğimiz yerde oturmayız. Hemen bir işe kalkışırız. Ben de tabii yukarı çıktım bardaktan çabak inecek bir şey varsa diye. Eşimin yengesi beni görmüş. Demiş ki hani bu bize olur. Hamarat kız, iş yapıyor. Ablam diyor ki ya diyor bunlar bizden bir şey istiyor ama ne istiyor? Çünkü sürekli okula gelip hocam biz size bir gelsek, hocam biz size bir gelsek falan derken söylemişler işte böyle böyle bir şey var. Güzel. Aslanım. Canım. Devamını düğünü izlerken dinleyelim mi? Ay o kadar güzel anlatıyordu ki. Evet hadi düğüne bırakalım seyirciler de merak edip düğünü de yakalasınlar tamam, bize. Tamam aslanım. Biraz artık evimize geçelim. Büşra Gelin'in oldukça ferah bir salonu var. 2 ayrı renkte koltuk tercih etmenizi sevdik. Perdeleriniz gerçekten çok şık ama sandalyelerinizi ne yazık ki koltuklarınızla pek uyduramadık. Halınız da güzel ama buraya küçük kalmış gibi. Duvardaki makromeye de değinmeden edemeyeceğim. Onları genellikle yatak odasına asıyorlar. Buraya uygun bulunmayabilir bizden söylemesi. Benim ilk dikkatimi şu makrome çekti. Evet aslanım. Olmuş mu kızlar? Ne diyorsunuz? Kendim yaptım. Çok şık, Şiranım. Çok güzel ama uymamış. Buraya evet, olmamış. Buraya olmamış. Salona olmamış. Gitmemiş. Evet. Salon için uygun değil. Daha böyle yazlık evlere, dediğiniz gibi böyle etamin perdeler olsaydı, daha böyle keten eşyalar olsaydı, evet olabilirdi. Ben biraz şey kim yaptı bunu? Annem yaptı. Anneciğim, ellerine sağlık. Evet. Çok güzel olmuş. Tek başına gerçekten çok güzel. Güzel. Evet. Lakin dediğinize katılıyorum. Uyum. Hani buraya daha olmamış. Spor ya. Evet. Hani bunu farklı bir yerde de. Ben böyle birazcık beğendiğim için kullanmıştım. Ama birazcık değil, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Birazcık hatta orada pampaslar var.
vardı. Ben belki fazlaları diye bak çıkardım. Mesela çeyiz odan var ya. Oturma odanda bile kullanabilirsin. Evet. Daha günlük. Orada da var. Evet. Ama bu salonda böyle daha ağır bir tablo falan olur. Evet. Evet. Nasıl buldunuz peki kanepeyi, halıyı? Şöyle genel aslında bakınca sözünü kestim Öyküm ama genel şöyle baktığım zaman ben çok farklı eşyalar görüyorum. Evet. Şimdi bir koltuk, şu koltuk bambaşka bir şey. Evet. Mavi okey. Sandalye apayrı bir renk. Perdeler apayrı. Yani nasıl bunları kombin etmeye çalıştın onu anlayamadım ben. Şimdi sen şöyle mi açsın söyleyecektin? Ben saati söyleyecektim Aslı Hanım. Saat oraya çok olmamış. Ya kaldırabilirdi ya çok mu klasik kalmış bilemedim. Belki saati kaldırsaydı daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Senin sadece saat mi burada rahatsız eden şey? Saat, bir de fotoğraf köşesi, gold. Bilmiyorum belki ahşap olabilirdi. Çünkü ağırlıklı olarak burada ahşap var. Ağırlıklı olarak ahşap olduğu için ben gold yaptım aslında. Çünkü ince detaylarda vardı. Evet, fonlar gümüş. Gümüş, bayağı koltuk, yoğun gri. Yani gümüş gri olabilirdi. Aha. Onu o şekil seçtim. Yani mesela bu koltuk dokusuyla diğer koltuğun dokusu bambaşka. Yani neyi neye uydurmaya çalıştın? Onu anlayamadım yavaş ben. Gelin. Dur tek tek şimdi cevabı alalım. Biraz yavaş yavaş anlatayım. Evet, anlat. Biz şimdi evin bütün eşyalarını eşimle beraber seçtik. Rengine kadar. Hiçbir şeyi ben kendi tek zevkim ya da onun tek zevki olmadı. Evet. Çünkü beraber yaşıyoruz. Tabii öyle olması lazım. Kadifeyi eşim Ağrılı. Orada kadifeyi çok severler. Benim nişanımda da herkes kadife giymişti zaten. Kadife bir koltuk olsun istiyordu. Tamam. Onun rengini de beraber seçtik. Kadife rengini beraber seçtik. Sonra? Daha sonra bunu da zaten koltuklar takım. Takım derken? Siz seviyorsunuz. İkisi aynı. Yani şey farklı koltuk. Modeli aynı. Modeli aynı. Modeli aynı. Bambaşka kumaş var. Evet. Ama bu da bambaşka bir görüntü sağlamış. Aslında sanki onu başka bir yerden, onu başka bir yerden yani, almış da sonradan toplamış yani gibi görünüyor. Yani mesela gri yapabilirdin. Yani sadece hani ya fonların bunu, ya da fonlarını o zaman gri yapsam bunu da onun renk şeyinde kumaşında yapacaktım. Fonlarım için söyledim canım. Ha, fonlarım için evet. Evet fonlarım için belki söyledim. De. Bak bir şey söyleyeyim mi? Kanepeler ruju gibi. Evet. Dudak aynı. Evet. Dudak çok ama yarısı alakasız, yarısı bir başka, evet, yarısı bir başka olmuş. Renk farklı seçebilirsin ama kumaş aynı olmak zorunda. Bence ben yakıştırdım zaten koymuşum da. Evet. Ama ne bileyim ben yakıştığını düşünüyordum. Sanki kız tarafı ile erkek tarafı ayrı eşyalar almış da sonra birbirine birleştirmişler gibi olmuş. Salon çok vasattı. Koltuklar benim tarzım değil. Renk zaten birbirine uyumsuz. Koltukları ben beğenemedim. Bir orkide geldi. Kime geldi? Kime geldi acaba? Bana geldi. Hayır o Aslan'ın bazen oluyor ya arkadaşlarıyla şaşırtmaca oluyor. Kimden neden olmasın acaba? Ay çok güzelmiş. Ben böyle bir orkide daha önce de almıştım. Acaba eşimden mi? Herhalde bence eşindendir. Bakayım. Okuyayım mı? Lütfen. Yani oku bakayım. Yoksa tabii. Bu arada kayınpederinden gelmiş Aslan'ın. Ciddi misin? Ne kadar ince. Çok tatlı. Canım kızım, bizim ve oğlumuzun en değerlisisin. Allah'ımızı bir ömür daim etsin. Hayatta hep başarılar dilerim. Seni çok seviyorum. Kızım Büşra'cım yazmış. Ay tebrik ederim. Gerçekten. Gerçi eşin de inceliğini ismi babasından almış. Neydi? Zahir. Zahir Beyciğim ne kadar naziksiniz. Ay çok teşekkür ederim. Vallahi bu kadar zarif bir çiçeği gelininize böyle bir günde yollamanız çok çok tatlı vallahi. Evet, evet. Ya eşinle bilgisi yok. Yok yani. Tamamen kayınbaba. Evet. Gerçi eşim de demek ki nezaketini babasından almış. İstersen şunu şöyle bir arkaya koy, tamam, arkada böyle bir güzel şıklık yaratsın. Notumu da alayım. Bak çok güzel, çok hoş olmuş. Evet çok güzel çok bir incelik. Hoşuma gitti yani açıkçası. Yani bugüne kadar ilk defa kayınpederden çiçek alan bir gelin görüyoruz. Evet çok güzel oldu. Benim kayınpederim. Ama gerçekten çok sever şey beni aslında. Öyle mi? Ben de öyle. Seninki de. Seninki de mi? Benimki çok. Beni çok sever. Benimki de ben beni de sever. Hayır benimki beni daha çok sever. Kim daha çok güzel, teşekkür ederiz. Ne güzel. Ailelerin bir hani gelinlerini evlatları gibi sevmeleri. Benimsemeleri çok, çok güzel. Çok 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 güzel. Çok doğru. Şimdi fonları diyorduk, türleri diyorduk. Türün düz olması bence hoş. Tülü bence güzel. Evet. Güzel. Tül güzel. Evet. Bence tülden kurtarmış burada. Peki bu konsol nasıl? Konsolla yemek takımı bir. Allah'tan. Aynen. Yani bu onun şeyi de şöyle oldu kumaşı. Buna en yakın kumaş oydu. Gerçi bir tek bunun kumaşını onlara uydurabilseydim takım devam edermiş. Belki bir tek bu mu fazlalık geldi?
Bak şimdi bana her şey üzüldüm. Bir kalksana bir şey göstereceğim. Çok özür dilerim Pervin'cim. Bak bu kanepenin kumaşı bu ve çok da şık durmamış. Çok. Evet. Güzel kanepe. Taş evet. gibi. Nereden aldın bunları? Otur aşkım. Aslanım biz bunu Kısıkköy'den aldık. Yani burada mobilyacılar çarşısı öyle vardır. Ne kadar bunlar? Aslında şöyle aslanım, biz pandemi döneminde aldık ya bunları. O zamanlar sağlıkçı indirimi vardı. Ha. Biz mağazanın içinde gezerken benim ablam çok uyanıktır. Böyle her şey kulak kesilir. Ablam geldi böyle yaptı. Duydum dedi işte yüzde bilmem kaç indirim varmış sağlıkçılara falan sen diyor. Sen de sağlıkçısın. O zaman biz hepsini, yani aslında bazı şeyler benziyor ama aynı dükkandan aynı anda aldık hepsini. Evet. İşte orada onu beğendik, geçtik bunu beğendik, şunu beğendik derken 40 bin lira falan çıktı. Ama biz toplamda 22 buçuk lira verdik. Oo. Yani bunun yani içinde köşe takımı da var aslanım. %50'ye yakın hepsi yani var. Yani şöyle diyelim, mesela şu iki kanepeye ne kadar ödemiş olabilirsiniz? O zaman üzerinde yazan fiyat 8,5'tu. Bir de teklisi var. Üzerinde yani etiket üzerinde yazan fiyat. İyi fiyat şu an için iyi fiyat. Tabii ki çok. Tabii şu an bu fiyatı bulmak yok, çok zor. Yok, öyle bir rakam yok. Şu an evlenmek bile çok zor aslında. Çok zor. Gerçekten. İyi ki evlenmişiz. Avizeyi sordu arkadaş. Avizeye gelince bir, yani bence salon avizesi değil. Ve siyah. Yani neden siyah? Yani siyah nerede var? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Senin ceketinle uyumlu galiba. Evet. Benim geldiğimi düşünerek yapmış. Ben götüreyim onu giderken. Olmadı. Olmadı. Yani evet. Salon için. Salon. Evet. Bence de. Ya işte çok... dediğim gibi yine ben nesne olabilirdi mesela buraya? Yani ben öyle taşlı tuşlu ne bileyim o tarz şeyleri zaten de sevmiyorum. Onların da spor da... halleri var. Onları yani da, da seçebilirdin. Bir de ben tavanına yorum yapmak istiyorum tabii. Da. Yani böyle sanki alçı sürülüp de parmaklanmış gibi duruyor. Bir desen var. Aldığınızda böyle miydi? Kendi evin herhalde kendi değil mi? Aldığımda böyleydi sen ama. Sen kendin mi yapmak istedin? Yok yani işte, tavanım al. Böyleydi ama böyleydi. Bence şu an çok şık yani. Çok kötü değil tavanlar bak. Farklı. Evet yani hiç daha önce denk geldiğim gibi de güzel olmuş. Ben ilk defa böyle bir tavan görüyorum. Bildiğimiz ustalar böyle parmaklar gibi tavanı parmaklamış. Hiç güzel değildi. Kimin evinde böyle bir tavan var? Bu tavan özel bir tavan. Bunun yapımı bile ayrı para, ayrı masraf ki bana bunu müteahhit hediye etmiş. Çok teşekkür ediyorum onu da buradan. Ve ben çok severek, beğenerek kullanıyorum. Halıyı kaça aldın? Aslanım halı şöyle, o zaman... Biz bir ay içinde pıt pıt evlendik evet, çünkü evet. Erteleyeceğiz dedik sonra bir daha. O gün annem aldı halıları, bana fotoğrafını attı falan. Sağ olsun. Bütün evin halısını sağ olsun bana 1000 liraya aldı. Ben zaten ince halı sevdiğim çok, çok için. Ama ince halı olduğunu yani, salon halısı. Şöyle salon halısı olarak kullanmıyoruz değil. Yani genelde. Ya şöyle ben halı benim sevmiyorum evimde... zaten. Yok salon halı. Ya yıkanabilirliği kolay olması evet. açısından. O iyi. Ama evet. İkincisi yani. Ben zaten normalde terliksiz asla gezemem. Şu an gördüğünüz gibi kızlar. Evet çok rahat. O yüzden ben de olmasa bile olur da görüntü olarak evet. kullanıyorum. Hanımlar mutfağa geçelim mi? Geçelim o halde. Şimdi Aslan'ıma veriyorum. Sana birkaç soru soracak. Aslı Hünel telefonda hangi sırları öğrendi? Canım tamam daha ya. Fazla sır verme. Sır yok. Duymasın diğer yarışmacılar. Ay sen Vildan'dan ya, başla ya. Canı çok çay istemiş. Gelin evinde yürekleri ağza getiren anlar az sonra. Haftanın ilk gününde beklentisi yüksek olan Büşra Gelin bakalım kaç puan alacak? Olumsuz gördüklerim vardı ve iyi bir puan verdim. Bence daha fazla olabilirdi çünkü masam bence şimdiye kadar gelin evinde olan en güzel masaydı. Çeyizin çok güzeldi, çeyizin yeterliydi. Vallahi ben bunu da açıkçası uygun görmedim. Bu eve verilebilecek en iyi puandı gerçekten. Mutfağındaki eksikleri zaten söyledim sana. Kesinlikle kabul etmiyorum. Gerçekten mutfağım dört dörtlük bir mutfaktı. Genel olarak beğenmediğim şeyleri söyledim. Bakalım biz senin evinde ne beğenebileceğiz. Tabii canım, benim. Aynen. Yani bu rujuna, bu kıyafetine. Büşra Gelin mutfağının her yerini dolaplarla değerlendirmiş. Burada en çok dikkatimizi ara fayans çekti. Hiç böyle bir desene rastlamamıştık. Epey ilginç görünüyor. Dolap altı ışıkları biliyoruz da bu mavi ışıklar çok farklı bir seçim olmuş. Gelinler ne diyecekler çok merak ediyorum. Bir eleştirimiz de halıya olacak. Gelinler buna yatak odası halısı der bizden söylemesi. Evet Büşra'cığım mutfağındayız. Evet Aslı Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Büşra evi aldınız. Evet.
Alır almaz hani bunlar fayanslar, dolaplar hepsi var mıydı? Birçoğu vardı. Biz sadece bir dolap eklettik. Şu dolabı değil mi? Biraz önce ilk geldiğinde söylemiştin. Evet. O benim elim ayağım. Evlenince ilk bu eve mi? Evet. Geldim. Anladım. Bir o zaman eve göre eşya aldın herhalde değil tabii mi? Eve göre eşya aldım. Evet. Anladım. Beyaz eşyaların da öyle. Aslanım. Beyaz eşyalar. Efendim öyle. Güzel bir şeyle başlamak istiyorum. Doğal gaz borusunu özellikle şurayı beyaz yapması bence çok güzel çok olmuş. Çok güzel bir fikir. Gerçekten. Evet. Bence de. Çok hoşuma gitti. Ve şurada da birkaç yine bu doğal gaz borusu var. Orayı da ahşap bir şeyle kamufle etmiş. Beğendim. Çok hoşuma gitti. Örnek olsun bence herkese de. Burada da bir yeri kullanmışım. Programımızda sağ olsun. Gelinlerimiz, hanımlar çok güzel çözümler buluyor. Evet. Gelin evini görüyoruz. Oradan da gördüğümüz gibi. Değil mi? Biz de yaparız. Vallahi siz gelinler çok yaratıcısınız. İyi ki varsınız. Gerçekten nasıl öyle. Siz de gösteriyorsunuz. Evet. Biz de yapıyoruz. Evet. Peki sana bir soru. Evet. Bu mutfağa ilk girdin, ilk evlendiniz. Eşine yaptığın bu mutfaktaki ilk yemek. Makarna yapmıştır. Makarnam güzel diyordu ya. Makarna yapmıştı. Evet. Olabilir çünkü biz balayına gittik geldik. O zaman yorgun argın gelmişizdir ya. Büyük ihtimal ben şöyle güzel kremalı mantarlı bir makarna yapmıştım. Güzelmiş. Aynen. Yavan bir makarna da değil. Yemek yapmayı biliyor falan musun normalde çeşitli? Tabii tabii. Çok hani bazen bilmeyip de işte yok, kaçamak yemekler. Hadi makarna yapalım. Elimden her iş gelir yani. Ay maşallah. Bir deneyeyim. Olur. Kızımız hamara. Et yemekleri falan ağırlı olduğu için eşeğin et yemeklerine ağırlıklı veriyorsunuz sanırım. De zaten bu arada bizim hediyemiz de buraya evet, hemen Aslan'a koymuşsun bir tane. En baş gözüye bence onu ama sen bize bir meyve sık. Tamam. Ne varsa. Denemesini yapalım. Olur. Herhalde o zaman. Ananas var. Olur mu? Olur. Allah tamam ne verdiyse. O zaman nerede deneyelim? Şurada deneyelim. Tamam. Şurası. Var mı orada prizin? Var Aslan'ım. Uzanırsa bakacağım. Tamam. Bak buldu hemen Dildan'da. Burada yapıştırıyoruz hemen. Ay ben böyle kendi evi gibi böyle hemen. Böyle misindir normalde de? Böyleyimdir. Aferin sana. Bence bu tarafta yapın da izleyicilerimiz de görsünler. Burada bence de burada daha rahat edersin. Madem tezgahı yaptırmışsın oraya. Evet. Tezgah demişken Aslanım ben. Söyle canım. Bu tezgahla daha sonraki yaptırdığı tezgah hiçbirbirini uyduramadım. Biri sonradan yaptırmana rağmen. Aslında bulabilir yani. Bu da tabii çok eski ya da kötü bir model değil. Bulunmuyor kızlar. Öyle tam şey tersi yok. Diğer siyah yanmış, siyahın içi de kırçıllı. Yani zaten bu mobilyasını aynı yaptırdım ki bunu yaptırmak bile çok zor. Aynı evet bulmak, yaptırmak aslında gerçekten mermerde daha da zor. Doğru. Müteahhitin mermercisine de konuştum ki benim zaten arkadaşım babasının aslında çok her yerde olan bir mermer. Evet, çok basit bulunabilir. Yani. Ya da onu değiştirebilirdi. Şunu desen tamam bu evet zor bir şey ki kötü bir şey de koymuş. Evet. Bu zor bir şey. Hani bunun devamını yok, bulamazsın. Bu çok basit bir şey aslında. Kendi başına yani güzel ama bunun temizliği çok sordum zor da yani mutfakta onun temizliği çok zor değil çok kolay ama desenleri var burada hiç sen yemek şey yapıyorsun bir şey ya olmuyor mu? Kabartmalı ay, değil mi? Evet kabartmalı ama şey temizlenir ya sürekli eli zaten elinde bir bez üstündedir ıslar dediği ben gibi ben mesela bezsiz yani şunu açmam şunu benim bir aç bakayım bir bardak al tabi sıkacaksın buradan bardaklarım buradan bardak tarafta Aslan'ın bardakları ne tarafta hayatım? Ben de bakıyorum çaktırmadan. Tamam o zaman kızım, bir tane dolapları karıştırıyoruz. Şey şunu al istersen. Fincan. Ha şunu alayım. Tamam. Tabii. Şunu ya düzenliymiş de şunu söylemeden edemeyeceğim. Vallahi kızlar aslında her yerin tozunu bozunu aldım. Biz temizlik programı değiliz bakayım. Ha. Aa yapma. O belki yapma bugün bile olmuş bir toz olabilir yani. Evet. Sen onu sıkarken Büşra'cığım bir tamam şey söyleyeceğim. Yani. Şurada evet çöpü görüyorum. Çok yalnız duruyor. Çok alakasız bir yerde duruyor. Onu almam lazım evet, dış sesten. Mutfaktan biraz uzakta dursun ve çöpsüz de olmaz diye. Tabii çöpsüz o da yalnız duruyor. Olmaz. Bir. Ortaya tamam da koyma tamam istersen. Şu nedir? Ne nedir? Ambalaj. Bu nedir? Bu nedir? Evet, evet, ambalaj niye çıkarmadın? Kirlenmesin diye mi? Valla bir şey söyleyeyim mi? Aslında alırken niye bence onu fark etmedin. Onlar üstünü çıkarmış. Sen altını mavi mi zannettin? Yok hayır öyle zannetmedim. Çıkarmamışım. Neden çıkarmadın? Demek ki birazcık daha metali temiz kalsın istemişim. Birazcık daha temiz kalsın istemiş. Olmamış. 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 Aaa!
Mutfaktaki çöp kovası gerçekten problemdi. Üzerindeki jelatini sökmemesi, içine çöp poşeti koymaması, çok alakasız bir yerde açıkta duran bir çöp çok rahatsız ediciydi. Evin içinde koku yapabilecek bir noktadaydı. Çöp kovasıyla bayağı bir uğraştı. Direkt gözünü ona dikmiş. Tamam ben de beğenmedim ama o çöpü de açıp öyle göstermek hiç hoş bir davranış değildi. O zaman çöp poşetini mi değiştiriyoruz? Değiştirelim. Biz bu çöpü dökelim. Ferhiz'im bir yardım eder misin bana? Biz şu çöpü bir dökelim. Yardımları dokunur. Öyle olmaz. Misafir dediğim böyle olacak. Kızlar böyle sağ olun. Olmaz. Ben normal olmaz. Sağlık kızlar. Devir. Bak çöp poşetin de varmış ayrıca. Doğru söylüyorsun. Bilerek şunu söylemek istiyorum. Balkonun var aslında. Evet. Neden çöpün burada? Aynen. Çünkü mutfağım alanından dışarıda durduğu için. Ama bir de kapı girişli koridora. Çöpü alıp durayım. Rica etsem evet. Ona da çöp poşeti geçiririm misin? Ben şunu balkona atacağım. Kokacak yoksa burada. Eliniz kızlarım benim. Gamze Hanım ya sizin çöp kovasıyla ne işiniz var? Bırakın mutfağı eleştirelim. Çöp kovasının yeri orası değil, saçmaydı. Balkonda bence olması gerekiyordu. Arkadaşlarımıza zaten çöp kovasını oradan alarak balkona kendileri koydular. Koy. O, dur ay, bakayım bunu böyle mi bastık? Böyle mi acaba? Evet. Ha şuradan tutuluyor güya. Allah! Aslan Hanım bu çok... Kızlar ne seçtiniz, ne getirdiniz bana? Böyle anlatsam mı acaba? Aslan Hanım. Efendim? Bence nar sıkalım. Vallahi nar basket edemem üstümü. Limon istiyor. Getir, limon sıkayım. Çok şey istiyorsan. Tamam Aslan Hanım. Limon sıkacağım. Tamam. Dönmek istiyor, dönemiyor. Dönemiyor. Hazin, dönemiyor musun sen annem? Gücüm ay ananas mu? Olmamış. Benim, bu ananas sıkılmamış. Benim yarım bir limonum var. Ver. Limonu ver aşkım. Aslanım vallahi hepsini kullanmış. Bak burada da var. Hediyesiyle ananas sıkması da enteresandı. Yani narinciye tercih etmeliydi, portakal vesaire. Ananas ne alaka? Onu çok anlayamadım. Niye böyle bir mücadeleye Aslanım da dahil etti? Garipti gerçekten. Aslı Hanım, şöyle yapalım mı? Siz hanımların bir kısmını alıp yatak odasına gidin. Biz de kalanlarla nar sıkalım. Kim gönül? Ben şu limonu sıkayım. Hadi hadi bakalım. O zaman Pervin. Sen. Şöyle ikram tamam. Edin. Biz geçelim aşkım. Aslı Hanım şunu da size ikram edin. Sen de gel Öykümcüm. Geliyorum Aslı Hanım. Bunu mu? Evet. Bu kadar çıktı. Aa, çok mersi, çok teşekkürler. Afiyet olsun. Gidiyoruz o zaman. Siz nar sıkın artık. Hediyemi o kadar çok beğendim ki bir an önce bir şey sıkmak istedim. Pastamı süslemek için de ananas vardı evimde. Bir an o geldi elime. Onu sıktım, onu sıkmak istedim. Beğendim hediyemi bu arada. Annemin evinde de vardı. İstiyordum böyle bir şey. Hoş oldu. Canım bana narı da çıkarabilir misin? Tabii. Hemen onu da halledelim. O sıçramayacak mı? Vallahi kızlar siz biraz geride durun. Evet. Ben sizin için kendime veda edeyim. Bıçağımı da alayım şuradan. O arada biz yorum yapalım. Tamam yorumlarınızı mesela da alayım. Mesela ben şu ocağa gireceğim. Ocak fırın. Çok güzel. Gerçekten şu sarıların tonu çok güzelmiş. Ama bu mutfağa uygun olmamış. Aslında şimdi şöyle bir şey diyorum. Kuplarda işte antik bakır, antik sarı kullanmışlar. Sarıyla antik sarı alakasız. Kupları değiştirebilir. Evet, çünkü kendi evin olduğu için değiştirebilirsin bunları diye düşünüyorum. Hani dikkatini mi çekmedi bugüne kadar? Yok, şöyle ben o şekilde seviyorum, beğeniyorum, kullanıyorum. Böyle fayanslarında sarılık var ama dikkat ederseniz bakırlık da var kızlar. Sizi kaçırıyorsunuz detaylara. Bakır nerede? Bu şimdi perdeye dönmesin. Bak perdede de var bakır gerçekten. Nerede? Ben en ince olsa da var bakır yani. Bakır değil de kahve tonları var. Yani bakır yok zaten abi burada hiçbir yerde yok. Bir de bu dolabıma çok uygun. Yani bu dolabın modeli çünkü bu da rustik model. Avizem de o şekilde. Yani ben yakıştırdım kullanıyorum. Ya yani şu kuplar olmamış ya. Avize. Aynen. Hol avizesi. Büşra gelinin yatak odası mobilyasına bayıldık. Ne kadar modern, ne kadar şık. Halınızla yatak başlığınızın uyumunu sevdik. Fon perdenin de açık gri tercih edilmesi güzel olmuş. Biz odanızı çok beğendik. Bakalım hanımlar neler diyecekler. Nasıl buldunuz? Çok kasvetli Aslı Hanım. Çok kasvetli mi? Kasvetli. O kadar çok da değil evet, mi? Değil çok bence. Kahvesi çok koyu, kapıları çok koyu. Halısı. Hı. Çok koyu. Ben avizesini beğendim. Avizesi çok güzel. Evet. Buraya da çok yakışmış. Bence de. Belki dolap kapakları komple aynı olsaymış birazcık daha evet, fresh
olabilirmiş, daha ferahlayabilirmiş. Ay şurada da şeyi var, banyosu var. Ben bir bakayım. Bak bakalım. Cici bici bir ebeveyn banyo. Evet, evet, güzel. İdeal. Güzel. Burada bir resmi var, resmi. Çok güzeller. Evet, çok güzel. Değil mi? Evet. Ama yeri çok yanlış tatlılar. Sanki. Nerede olmalı? Yani baza başlığının üstünde olsa daha güzel olur. Öyle çünkü mi? Yeri var. Büşra Hanım, evi ne kadara aldınız? 1,5 sene önce 332,5'a aldık. 7,5 lira bilezik indirimi aldım sağ olsun ev sahibinden. Öyle ama şu an bilezik gerçekten... indirimi o nasıl? Kuyumcu mu? 340 liraydı. Dedim ki biraz indirim vesaire evleneceğiz derken bilezik indirimi olarak 7,5 lira düştüler. Bilezik indirimi neymiş? Yani ben bana takı taktı güya ev sahibim. Aldığım kişi sağ olsun. Ay ne kadar güzel. O şekilde aynen. Düştü. Ay müthiş bir şeymiş. Hanımlar bu arada Aslı Hanım size sesleniyor. Ne yapalım o zaman oraya geçelim mi? Sizi çağırıyor. Beni çağırıyor. Tamam hemen geçiyorum. Ben yatak örtüsünü çok beğendim kızlar. Yani ben çok beğenemedim bilmiyorum. Yani hani başlık, kalı, evet. Fonlarla uyabilir yani. Belki bir tık daha fonları koyu beni. Olabilirdi Aslı Hanım. Buna açığa kasvetle dediniz. Kızlar ben de geldim. Yani nerede diğer kızlar? Geldi. Vallahi geliyorlar Aslı Hanım mutfaktalar daha onlar eleştiriye devam ediyorlar. Ne yaptın sıktınız mı bir şeyler? Sıktık ama nardan da şu kadar çıktı onu da sana ben dış sesliğine verdim. Onun başlığında bir sıkıntı var. Var. Biz yanlış başlıkla uğraştık. İlk şeyi günahı olmaz. Kızlar çok kasvetli evet. Buldu burayı. Öyle mi? Vallahi yatak örtümü görmemişler herhalde. Fiyatı deniz nedir? Deniz bir işi. Evet. Fiyatı 1500 liraya aldım ben bunu. Vallahi çok modern. Abajurun fiyatı 130 liraydı sanırım. Evet. Şu halın ne deniyor buna? Pufidik aynen. Peluş değil de peluş şey diyorlardı da. Bunun altına kaymaz koydun mu? Kaydırmaz mı? Yok var altında sanırım kendisi, onun. Evet evet kendi kaydı. Kaymıyor. Evet. Bizim en önemli şey o çünkü yataktan kalkarsan direkt. Halını ne kadar aldın canım? Halı da 250 liraydı öyle hatırlıyorum. Hanımlar sizce halı buraya uymuş mu? Bence olmamış. Çok neden olmuyor? Dediğim gibi daha yani alanın evet çok küçük değil belki ama evet, çok kapatıyor. Çok başlığın çok büyük mesela. Yani kaba. Şöyle yatak odam da çok büyük. Bu bir. İkincisi de en azından gardırobun sığmış evet. Ve evet. Aslanım orada gerçekten güzel bir geçiş alanım da var. Var, rahat. Ve burası yatak odası ya. Mesela baktığın zaman perdelerim gri, biraz loş havası var. Ben evet, örtümle açtım. Gri. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Sen demin ne dedin? Denizli işi mi dedin? Denizli işi dedim. Bu yani şilebezi gibi fark ettin mi? Evet. Çünkü öyle evet. Yazıyordu üzerinde. Değil mi? Şilebezi gibi. Evet. Zaten bak böyle şeyleri de çok severim. Bence de. Ama ne var biliyor musun? Bu çok güzel bir yatak evet. Örtüsü. Fakat bak görüyorsun minik apliklerin şu. İçinde goldlar var. Evet. Kadife bir başlık var. Yani bu yatak örtüsü acaba kumaşı itibariyle çok daha spor bir tarza mı giderdi? Ama aslanım perdelerimi düz indirdim. Ama daha perden sonra... parlak. Evet. Ama parlak. Baksanım zaman zaten green pike gibi oluyor. Duruyor biraz. Yani böyle basitleştirmiş ya bence. Bak, yok, çok güzel bir yatak örtüsü. Bence... 10 numara 5 yıldız. Kalın, basit de değil, lazım. Çok şık. Ama sanki hani biraz daha spor bir mobilyaya giderdi. Evet. Bana yani, göre. Vallahi aslanım bence mobilya hiç şey gibi gelmiyor ya. Yani baksanıza şurada incecik goldları var. İncecik. Evet. Hanımlar fayansları nasıl buldunuz? Ben zaten beğenmediğimi söyledim. Yani bir de söylediğimizi kabul etmiyor. O çok... Şurada diyor ki bakırlık var. Bakır nerede Allah aşkına? Yani perdedeki antresite döndü bu iş iyice. Ya çok alakası şu ya hiç yoktan insan şunu bir boyar, boyatır, bir şey yapar. Yani burada bir bütünlük olması lazım. Yok yani çok farklı. Parkeler, salon bambaşka, mutfak tonlamaları tutmamış. Yani yatak odasında bizi ne bekliyor bilmiyorum artık gerçekten. Hadi o zaman hanımlar biz de gidelim. Biz gidelim fenalık geldi bana burada. Aynen gidelim. Biz de geldik. Hoş geldiniz kızlar. Hoş geldiniz kızlar. Biz yorumladık. Biraz da siz yorumlayın yatak hadi odasını. Hadi buyurun bakalım. Biz de çeyizde geçelim. Biz de çeyizde geçelim. Evet. Tamam sen tabii, biraz ilgilen. Tamam. Biz çeyizdeyiz. Evet kızlar nasıl buldunuz yatak odamı? Şimdi... Çok karanlık. Evet. Eleştiriye çok açık bir yatak odan var. Yani şimdi bir de göre... şeyi düşünüyorum burada. Ev ha. Aldıktan sonra eşya almanı düşünüyorum. Daha sade bir şeyler seçebilirdin. Tabii ki şimdi ben burayı kendi zevkime göre değil, senin zevkine göre yorumlayacağım. Tabii. Yatak örtün çok günlük,
Ya şu an ben zaten eski tip yatak örtülerini kullanmıyorum kızlar. Arkası biraz daha kalın tabii, vesaire. Tabii, aynen, artık geride kaldı. Dantel şu an yeni modeller. Yatak ördün çok güzel. Evet, dantelleri kullanıyorum. Onlar da çok güzel, sadece işte biraz farklı olmuş kombinle. Kızlar bunlar 12 tane böyle. Koyu. Tabii ben yani koyusunu kullandım. Beyazı da var ama ben koyusunu kullanmak istedim. Yatak örtüsüyle birbirine uysun istemişsin. Koyu. Evet. Aynen. Yani perdeme gelince de uydurduğumu düşünüyorum. Çünkü zaten yatak örtüsünde perdeyi açtığım açık için kullanman güzel perde olmuş. Yani bir şimdi oda alanı ufak vesaire olunca evet, evet biraz onu ama açmış güzel olmuş. Bir renk. Yok, odam gerçekten ben yeni perdeyi beğendim. Yatak örtüsünü perde beğendim. Perde güzel ama tülü koyu. Beyaz olabilirdi zaten. Yok. Tülümü de ona göre seçtim. Hani isteyerek gri olsun istedim. Ama kızlar burası yatak odası. Bence güzel perde. Yani birazcık loşluk da olacak. Ben mesela kepenk kapatmadan bile uyuyamam. Ben yatak odamı döşerken gerçekten rengine çok özen gösterdim. Kasvetli bulmamışlardı. Onlar çok güzel bulmuşlardı. Ona kasvetli demişlerdir. Bana öyle geliyor. Oh, gibi. Ne temiz hava değil mi? Evet. Tertemiz. İzmir Torbalı'nın mis gibi bir havası var değerli izleyenler. Evet. Şurada zeytin ağaçları, burada başka zeytinlikler. Şurada değil mi kızlar? Zeytin evet, çok fazla var. Burada yapılıyor aslanım bunlar. Öyle mi? Evet. Ay herkes kendi zeytini kendisi hazırlıyor. Evet. Evet. Yarına kadar zaten ay, bu devirde en iyisi ay, o. Ay çok güzel ya. Bence de. Ay horozlar, bahçeler kendileri yetiştiriyorlar. Tazecik yumurtalar. Çeyizde çıkarken önce balkona çıkmak istedik değerli izleyenler. Çeyiz odasından böyle bir balkona değil mi? Evet. Çıkış yapılıyor balkonu. Havayı şöyle bir teneffüs etmeden efendim. Büşra Hanım, evinizin rengini siz mi boyattınız? Yok da işte sonuçta bu yeni bir ev ve ben 1,5 yıl içindeyim. Kendim boyatmadım. Böyle boyanmıştı. Ben böyle kullandım. Ama ileride boyatırsam da koyusuna gider miyim derseniz gitmem. Belki bunun 1-2 ton farklısı olur ama koyu bir şey boyatmam kızlar. Sevmiyorum. Tabii çünkü koyu olmasın zaten. Eşyalar koyu, boyanıza koyu bakabilir olmaz miyim? Olmaz. Tabii kızlar mavi ledlerim var. Bu da müteahhitin. O da ne? Değiştirmeyi düşünüyor musun? Vallahi kullanmıyorum tabii, açıkçası ama değiştirirsek yani bir gün ışığı istiyorum. Tabii. Olmamış. Olmamış. Ya müteahhit zaten bayağı evet. Zevksiz biriymiş. Demek istemiyorum. Evet, kendi zevkini. Evet, nihayet de bu göreceli bir şey. Neyse bakalım, sizin eve gelince de göreceğiz Gamze Hanım. Tabii. Bekliyorum evet, seve yeşil seve. Yeşil mi? Avize mi? Yok, evet. Avize antresit rengi. Başlık onu o hale getiriyor herhalde. Orası da gold'a benziyor. Sadece plastik bir malzeme olduğu için şu an ışıktan öldürmüş olabilir kızlar. Keşke. Yani bunlarla beraber bir olabilirdi yani. Takım ya bence almadınız mı onları? Yok, takım değil kızlar. Onlar bana arkadaşım ne diyorsun zaten. Ben onu ayrıyetten almıştım. Hanımlar artık biz de çeyize gidelim mi? Valla gidelim. Bittiyse kızların yok, yorumu. Yok, söyleyecek bir şey yok bu tamam, için. O zaman buyurun gidelim kızlar. Şimdi Aslan'ıma veriyorum. Sana birkaç soru soracak. Aslı Hünel telefonda hangi sırları öğrendi? Canım tamam, daha ya fazla sır verme. Sır yok. Duymasın diğer yarışmacılar. Ay sen Vildan'dan ya, başla ya. Canı çok çay istemiş. Al. Gelin evinde yürekleri ağza getiren anlar az sonra. Haftanın ilk gününde beklentisi yüksek olan Büşra Gelin bakalım kaç puan alacak? Olumsuz gördüklerim vardı ve iyi bir puan verdim. Bence daha fazla olabilirdi çünkü masam bence şimdiye kadar gelin evinde olan en güzel masaydı. Çeyizin çok güzeldi, çeyizin yeterliydi. Vallahi ben bunu da açıkçası uygun görmedim. Bu eve verilebilecek en iyi puandı gerçekten. Mutfağındaki eksikleri zaten söyledim sana. Kesinlikle kabul etmiyorum. Gerçekten mutfağım dört dörtlük bir mutfaktı. Genel olarak beğenmediğim şeyleri söyledim. Bakalım biz senin evlerini beğenebileceğiz. Tabii canım, benim. Aynen. Yani bu rujuna, bu kıyafetine. Büşra Gelin'in çeyizi ilk bakışta gözümüze az gelse de baktıkça çok nadide parçaların olduğunu görüyoruz. Birbirinden güzel işlemelerin yer aldığı bu çeyizi beğendik. Bakalım hanımlar neler diyecekler. Büşra! Geldim. Geldim. Büşra gel. Geliyorum aslanım. Geldim. Ha kızlar siz de gelin. Biz de geldik. Nedir şef böyle süpürge?
Aslanım bu bizim her kızın çeyizinde olur ve bunu evet, genelde yengem olur. Yapar. Bu hangi yöreye ait? Bu Manisa, yani Ege yöresine ait. Ege yöresine ait. Çünkü yani bizde hep var. Ne yapıyorsunuz? Bununla böyle yeri mi süpürüyorsunuz? Ne yok oluyor? Yok aslanım, eve bununla giriyoruz. Elimizde Kur'an, elimizde Allah bu. Allah. Evet. Bir de çeyizden bir hafta önce yapılır. Evet. Çeyizden bir hafta önce yapılır. Evet. Bizim çeyizimizin çıkmasını bekler. Ha. Evlenene kadar da evin içinde bekler, bizi bekliyor deriz hatta. Peki anlamı ne yani? Eve ne yapar? Bereket aslanım mi getirir? Aslanım öncesinde gelinlikten, gelinlikleri kendileri diktiği zamandan gelinlikten küçük bir bebek yaparlarmış. Evet. Allah Allah. O şekilde dururmuş. Tabii şimdi artık bizim öyle gelinlikten parçalarımız olmadığı evet. için biz perdeden yaptık. Güzel. Anlamı ne anlamı. Bilmiyorum ama herhalde güzel bir şeydir diye düşünüyorum. Çeyizde süpürge vardı, gelinlikli bir süpürge. Evet bende de vardı. Ama manasını bilmiyordu ve açıklama yapamadı. Ben ne olduğunu söyledim ve hiç de güzel olmamıştı. Ama bu ne çeyiz hayatım ya maşallah. Aslanım. Hiç hediye vermedin mi sen? Yok çok verdim. Benim görüntülerden yurt dışında. Aslanım şu iğne oyalarına bakın. Onların hepsi anneme ait. Güzelmiş. Kayınvalideme ait. Yeni gelin olunca özellikle daha fazla çeyiz Şuracığım senin oluyor. El emeğin hangisi? Valla tatlım ben öyle çok bir şey ördüm diyemem ama şunu söyleyeyim şu seccadelerin hepsini işlerken ben 7. sınıf, 6. sınıf, 8. sınıf falan gidiyordum. Bakın şunların hepsinde annem bıraktığı zaman geçirdiğim bir şeyler vardı. Tam bize dantel öğrettiği yaşlar annelerin. Hep o yaşlarda başlar kızım hadi. Aslanım şu kanaviçelerin çoğunda yardımcı olmuşumdur annem. Ah bravo sana ya. Ay, çok güzel, çok güzel. Gerçekten. Bunlar hep anneannemin, annemin, hepsinin evi. Biz ne zaman bir yere gitsek komşuya vesaire hepsinin elinde bir seccade. Çünkü annem bilirdi, severdi. Mesela şunu ben ördüm. Anneminki kadar güzel olmadı da. Makrame. Evet onu ben ördüm. Çok güzel. Onu sizin için öyle astım. İşte o ne benim gelin başım. Kuşağın. Aa kuşağın. Kına gecendeki değil mi başına? Aslanım burada annemin gelin başı da var. Eldivenleri falan var. Nerede? Tabii şu tarafta. Şöyle uzanabilir misin canım benim? Evet. Bak eldivenler düştü. Eskiler. Eldivenlere bak o beyaz. Çok güzel eldivenler. Aslında ay, çantasını tamam da bana hediye etti ama çantasını bulamadım. Nerede bilmiyorum. Kullandın mı? Bu eldiven olayını çok seviyorum. Kullandın mı annenin? Keşke kullansaydım. Yok kullanmadım. Ya güzelmiş. Keşke gerçi gelinliğim kolsuz olsaydı belki kullanırdım. Şu anın da kınasından tepe. Ben şuradakileri merak ettim. Babet gibi bir şey var. Dış ses rica edebilir miyim? Evet. Çok sen böyle hop uçur. Hoppa. Bunlar da kızlar Umre'den geldi. Annem babam Umre'ye gitti. Öyle mi bunlar? Evet. Hiç ben de gittim ama nasıl yok. Güzel bir şeymiş. Ben çok bunu şey da giymeye kıyamadım. Teyze yeterliydi. Aslında daha fazla olabilirdi. Çünkü yeni. Şimdi kendimle kıyasladığım zaman benim günümde göreceksiniz. Yani hemen hemen benim bile bu kadar vardır. Yeni bir gelin için daha fazla bir çeyiz beklerdim. Ama onun için yeterlidir. Ama bu gerçekten... Kim yaptı bunu? Anneannem. Yatak odasındakinin onun devamı galiba. Evet. Durun bakalım kızlar. Evet onun şeyi burada zaten parçaları da var. Bunu yemek masasında kullanıyorum. Size seremedim çünkü yemek masasını açtığım için. Evet. Çok kısa kaldı ama gerçekten günlük hayatımda çok kullanıyorum. Aa, güzel. Kullanabildiği bir şey olmasın. Renk olarak da kullanılabilir bir renk çünkü. Bir de size şunu göstereyim. Beyaz olsa kızlar o kadar kolay olmaz da. Bakın bunlar yama. Patchwork mu o? Evet. Aslanım bu yama. Evet. Eskiden ya, bu 100 yıllık falan. Ne bence de var. Ya. Neden 100 yıllık. Babaannemin bu. Ha. Onlar gençken işlemiştir belki. Bence belki de annesi işlemiştir. O zamanlar bir kıtlık bak varmış. Yama dedin değil mi? Yama, şimdi buna evet patchwork diyorlar. Öyle mi diyorlar? İşte modernleşiyor. Evet. Eski köy işleri. değil mi? Vallahi çok cici. Köy kalma. Evet çok güzel renkli. Bir de bunların hepsi de el dikimi aslanım. Çeyizi bence yeterliydi. Gerçekten de çok güzel parçalar vardı. 100 yıllık dediği bir parça vardı. Her şeyini beğendik. Yelekleri oldukça fazlaydı. Patikleri oldukça fazlaydı. Bence gayet de güzel ve yeterliydi. Senin böyle en beğendiğin başka parçalar nedir? Buradan izleyenlerle de paylaşalım aslında şöyle yatak şey takımı var. Masa takımı var ama. Yeşil olan değil yeşil mi? Yeşil olan. Yani aslında ben. Uzan çok... uzan. Uzanayım mı? Onu uzan, çok değişik bir renge yaptıkları için kullanamıyorum ama ya çok beğeniyorum. Bir bakayım. Ay uzanır galiba. Evet, uzanır. Hatta onlar şöyle. Güzelmiş.
Aa, bunun mutfak güzel. Bu çok güzel. Mutfak sanırım. Gerçekten bravo. Mutfak. Veya bir şey söyleyeyim mi? Balkonuna masa, evet, böyle evet, rahat bir oturma ben. Grubu sen aldığında bunu fevkalade keyifle kesinlikle kullanmalısın. Çok güzelmiş. Normalde gerçekten bunlar yorgan kenarları falan oluyormuş. Bir uçtan bir uca. Tabii çok olunca annem onları da yaptı. Pikelerim var çok güzel. Şurada, şurada. Şunu kayınvalidem var. Şunu çok beğendim. Gerçekten böyle bir şey yaptırmak isterim. Büşra, bunun rengini beğenmiyorsan bunu söküp başka beğendiğin bir renge evet, yap. Evet, annem öyle dedi ablacığım. Sonra. O ne aşkım? Size şunu göstereyim. Bu kayınvalidemin elemi. O bu da eski bir şey. Evet. Evet. Ama bunu 3 elti işlemişler. Ya. Bakın. Oo. Oo, çok ağır bir turkuaz. Kayınvalidem bana dedi ki şuralarını sökeriz. Doğru. Beyaz ya da istediğim bir renk yaparız. Evet. O yüzden tamam anne dedim. Onlar genelde doğumda sermek istiyorlar. Anneminkiler de öyle pembesi var, işte sarısı var erkeğe göre, kıza göre. Kayınvalidem de bunu ona göre dedi. Beyaz yaparız dedi. Vallahi tamam çok dedim, güzel olur. Tamam dedim, o şekilde ayırdık. Çok güzel olur. Çok, güzel. Çok ellerine sağlık. Evet. Şunları da gösterelim mi aşkım? Tamam. Bak kana içe bunlar. Onlar da erişi, evet. Ay, kesip, tabii yaptıktan sonra baksana. Kesip yapıştırma. Ay çok güzel. Aa, çok evet. Güzel. Ne bunu kadar serebilirim. Bak bu çok, çok güzelmiş. Sen şöyle bunları yapalım. Nasıl kullanıyorsun? Kullanıyorum. Mutlaka. Bunların peçeteliği de var mı? Runner'ı var sanırım. Runner. Runner. Ay bu. Çok güzel. Hiç öyle eski görünmüyor. Eski çok modern ya. Görünüyor. Ama neden bunlar kesildiği için temiz evet. Yeni şeylere dikiliyor. İşte bu yatak örtüsünü de bu şekilde kullanabilirsin. Aha, öyle bir şey düşünüyorum. Buldum galiba peçetelerin. O ne biliyor musunuz kızlar? Bohça mı? Bohça ama aynı zamanda annem beni ona kundağa sarıyormuş. Ya. El işi olayı. Çok tatlı şeyler ya. Evet. Evet. Gel de çeyiz yapma. Gel de çeyiz sevme. Gel gelenek görenek deme. Bu arada diyecekler ki lifi yok mu? Var. Hadi var. Şu bak. Vay vay. Şu kırmızı evet. Sarılı olmaz bir şey var mı? Orada güllü. Aslında şurada bak, bir takımım bak. Var şu kenarda. Şu böyle renkli bir şey var. Yeşilli. Güllü. Evet. Sepetim var. O ne? Sepet aslanı. Kalk sepeti koluna, herkes kendi yoluna. Büşra bunun içine şey koyabilirsin, sabunlar doldurup asabilirsin evet, balkona. Hem güzel kokar. Banyo, sen banyo, söyle banyona. Banyo, değil mi bak? Evet. Bakayım. Bu da öyle. Aa, bu da güzel, bu da elbise. Ay çok güzel. Çok bu, şık parçalarım var gerçekten. Size bunu da göstermek istiyorum. Göstermezsem kayınvalidem çok üzülür. Ay göster aşkım. Çok mutlu oluyoruz biz de değişik bu şeyler. Bu kayınvalidemin Ağrı Eleşkirt'te babası çeyizine yapmış. Çeyiz sandığı. Çeyiz evet. Sandığı. Kameralara evet. Göster lütfen. Bu kadar. İçinde, bu kadar küçük mü? İçine, evet. İçinde uğur parası buna, mı var? Uğur parası var. Bir de şeyi var. Umre'den getirdiği parası var bu arada. Ya, içinde. Bana Allah, da bir tane geldi. Bu tülbentlerin için şeyiymiş. Ha, tabii tabii tülbentlerin için. Evet, böyle şeyler yaparlar. Ben dedim ki anne ben çok severim. O da kullanıyor ama dedi ki tamam kızım sen seviyorsan al sen kullan. Ay, ben de kullanıyorum şimdi. Çok güzel bir hatıra. Evet, evet, gerçekten. Kaç yıllık kim bilir. Kim bilir babası almış yani onu. Ta Arda Eleşkirt. Çok kıymetli. Çok kıymetli. Gerçekten. Vallahi çok güzel bir çeyiz. Evet. Çeyizin çok güzel. Çok yeterli. Yardım edenlerin elleri dert evet. Görmesin. Gerçekten. Sen de iyi günlerde, güzel günlerde kullan inşallah. İnşallah. Bizim için güzel şeyler hazırlamışsın. Evet aslanım, yemeğim hazır. Ama ondan öncesi size bir sürprizim var. İsterseniz bir montunuzu giyin kızlar. Dışarı çıkacağız. Evet. Öyle mi? Evet aslanım. E hadi o zaman. Hadi gidelim. Aa! Ya! Ay 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 ay. Aa. Hoş geldiniz. Büşra yazıyor. Hoş geldin. Ben vay vay mangal vay. Bekliyordum sadece. Sen ne yapmışsın böyle? Aa. Mangalsız olmaz. Ben kızlara mangalı sürpriz yapayım dedim. Damat Bey. Yaptım. Damat Bey. Ya, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Bize sürpriz yaptın. Ay çok memnun oldum Selim'cim. Ne güzel merhaba. Bir hazırlık. Merhabalar, hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Değil mi? Çok ne güzel bir hazırlık olmuş gerçekten. Mangalsız olmazdı. Diyorsun. Sen ağırlıydın değil mi? Ağırlıydım, evet. Vay. Size mangal çok mu yapıyor? Tabii tabii. Et dedim özellikle et ürünlerinin hepsi. Et olsun. Et olsun. Et. Yok. Yani yapma ya. Tavuk da olacak, et de olacak. Ben evlendikten sonra 20 kilo aldım. Öyle söyleyeyim. Hanım güzel şeyler yapıyor. Hamarat belli. Bakayım şöyle.
Ay benzemiyorlar mı? Evet. Evet. Birbirini seven çiftler benzermiş. Ay maşallah. Allah ağzınızın tadını bozmasın. Sen ne iş yapıyorsun? Ben şarküteri işletiyorum. Üç tane şubemiz var. Ayrancılar da bu tarafta. Ay çok güzel. Evet. Eşin de sana yardım ediyor. Tabii birlikte işletiyoruz. Eşimle birlikte işletiyoruz. Birlikten güç doğar valla. Neler hazırladın bize? Ne yapıyoruz? Valla çok güzel etler hazırladım. Oh. Ay canım. Et tadalım o zaman. Evet. Ne yapalım bacıcığım? Servisine yardım edeyim mi? Valla hayatım ben size bırakayım. Beni iş yerinden bekliyorlar. Evet. Ay canım, bütün bu hazırlıklar için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, afiyet olsun. Aynen. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ay canım benim, sağ ol. Ne kadar nazik. Valla mangalı istiyordum açıkçası ama dün de hatta onunla konuştuk, eşimle yapmayı istemiyordu. Yani beni televizyona çıkarma vesaire. Yani yaptı, ona çok ayrıca teşekkür ederim. Üzerine bir de Büşra yazması, balonlarla süslemesi. Gerçekten canım eşim ya, onu çok seviyorum. İyi ki var. Hadi biraz top oynayalım. Burada mı oynayalım? Biliyorsunuz mu kız, ben lisedeyken çok oynardım. Evet, ben de çok oynardım. Biz voleybola döndük. Ay, ortası taş ya. Şimdi koşturamayız, ayağımız acı. Ortada giden gerçekten yanacak. Hoppa. Düşüren yattım. Top oynadık. Evet, çok güzel oldu. Aslanımla beraber, kızlarla beraber top oynadık. Eğlenceli geçti. Ah! Aa, topu. Tamam, ben elendim. Sen elendin yahu. Bu nedir? Kabul etti kendinin elendiğini ama topu getirsen aa, yine. Aa, kızlar bir dakika yanıyor. Yangın tutma var mı? Su falan. Ay nazara geldim Büşra. Aferin, bunu buldun hemen ha. Aslanım ya, Allah'tan apartmanımız yeni, böyle şeyler bulunduruyoruz da. Kim bu kem gözlü? Nazara geldim. Beri... Yangın çıktı, çok korktuk hepimiz. Büşra hemen oradan söndürmek için tüpü aldı. Bizler şaşırdık, ne olduğunu anlayamadık. Onu da cesaretinden dolayı tebrik ederim. Hemen söndürdü orada. Gerçekten çok heyecanlıydı. Çıkalım biz yukarı. Burayı da bir yardım isteyelim ama. Tamam, komşundan aslanım. Falan yardım hallederim iste. Ben. Tamam, sağ olsun mı? Yaparlar. Heh, tamam. Biz sofrayı bekletmeyelim. Hadi oraya hadi gidelim kızlar. Hadi canım. Olsun, hadi da böyle olsun. Hadi bakalım. Büşra Gelin mükellef bir sofra hazırlamış. Tatlısından tuzlusuna her şey leziz görünüyor. Enginar'ı bu sofrada gördüğüne en çok Aslı Hanım sevinecek. Biz sofrayı şahane bulduk. Bakalım gelinler de bizimle aynı fikirde mi? Evet, mangal güzeldi ama yani afiyet senin olsun. Bu masan efsane. Evet. Evet. Önce gözümüz doydu, gözümüz şenlendi. Kesinlikle. Öyle değil mi? Evet. Neler yapmışsın? Hakikaten dün çok yormuşsun kendini. Bu kadar çok çeşidi ne ara hazırladın? Nasıl vallahi yaptın? Şöyle çıkmaz diye düşünüyordum ama bir anda bu oldu. Durduramadım kendimi aslında. Yani onu girdim mutfağa. Ellerine akşam sağ ol. Akşam 1'de falan çıktık mutfakta. Tabii mutlaka galiba yardım aldın. Yardım oluştur mutlaka. Masa düzenini bu arada nasıl buldunuz hanımlar? Tabak, çatal ve... servislerini, bardaklarını. Ben başlarsam aslanım. Çok fazla renk var. Siyah, gold, farklı bir cam gold, beyaz cam. Çeşit çok olunca. Sunuluklar için. Tabii çeşit çok olunca. Yani çok o kargaşa duruyor. Ama üstü çok yemek var ya. O ama yine de görünüyor tamam. Yani. Sadece siyah gold çok gözüküyor ama şu değil de şununla şu zaten sunumluğu. Camlarının renkli cam kullanmaya çalıştım. Peki yemek tabakları nasıl buldunuz? Ben yemek tabaklarını çok beğendim. Gerçekten. Evet. Peçete. Şık. Peçete, dantel. Çok şık yapmış ama değil mi? Evet. Evet. Yani sunumu çok güzel olmuş. Evet. Evet. Çekler falan çok hoş. Ben de yorum aslanım. Kuru çiçek çok hoş. Çekler çok hoş. Ya da pampas çok vardı. Güzel çok olmuş. Güzel. Böyle şeyler toplarım ben yani. Peki. Sofra düzenini hiç beğenmedim. Renkler birbiriyle uyumlu değildi. Ve sunumlukların hepsi birbiriyle farklıydı. Çeşit olarak güzeldi belki evet ama yine basite kaçmıştı. Genellikle salata vardı. Ya
Bu ne otu? İzmir'de gelince turp hani... Otu. Turp otu. Mu? Evet. Turp otu ve gelincik otu. Ya aslında birkaç çeşit ot vardır kesin bu? Orada da biz onları kendimiz topladık. Yumurtalı. O da ot, o da yumurtalı ot. Kendimiz topladık. Ay taze taze. Evet, pazar günü toplandı sizin için. Sağ olsunlar. Canım, ben de biraz ot rica edebilir miyim? Turp otu rica edeceğim. Tamam. Aslanım sonra şu keki diyorum pastayı yaptık ve ya, bu pastanın pandispanyasını kendim yaptım. Öyle mi? Tabii iki kat pandispanya yaptım. Oo, ellerine sağlık hayatım. Afiyet olsun. Enginar var, pastacı kremasına kadar kendim yaptım. O zaman enginar da alayım ben bir tane. Hiçbir hazır bir şey yok, onu da vereyim hemen. Maşayı verebilirim istersen. Bunu kullanayım, ben zaten yemek dışımı kullanmayacağım. Portakal yatağında efendim. Ben de enginar yaptım. Oo çok güzel. Burada bu otlardan börek değil mi? El açma böreği. Evet. Aslanım orada yaz otları var. Biz onları buzluğa koyuyoruz. Evet. Orada 9 çeşit ot var. 9 çeşit ot. Biliyor musun isimlerini? Vallahi hepsini bilmiyorum. Ama dediğim gibi otu çok seviyorum da. Şey gibi oldu. Peyniri çok seviyordum. Peynir içine girince öğrendim isimlerini. Enginar alabilir miyim? Evet. Mesela en sevdiğim peynir benim bergama kozakmış. Onu tabii içine girince. Ben tulum seviyormuşum zaten, onu öğrendim. Teşekkür ederim. Ben de sarma alabilir miyim? Tamam. Kızlar bu arada peynirler, bizim dükkanın peynirleri. Size zeytini de anlatayım. O zeytin dalında olgunlaşan bir zeytin. O da şöyle oluyor aslında. Ağaçta şey değil, bir tane amaşa alabilir miyim? Özel, ağacın özelliği şey verebilir. Tamam. Özellik olarak ağacın özelliği değil. İyotun özelliği, denizin iyotunun özelliğinden. Hatta bazen ağacın denize bakan kısmında olgunlaşıyor, öbür kısmında olgunlaşmıyor. İyotu ala ala. Tabii, iyot da olgunlaşıyor ve her denizin iyotu yani değil. Yani yaprağı dalında kalıyor, dökülmüyor öyle mi? Dökülse de dalında da olsa ikisi de olgunlaşıyor. Biliyor musun? Bir de o İtalya'da o şekilde zeytinler var. Biliyorsunuz evet, herhalde. Evet, bir İtalya'da varmış zaten. Bir de Çeşme tarafında. Evet. Peki bunları kim yaptı? Çok onları güzel görünüyor. Onları kendimiz yaptık. Neydi? O cheesecake limonlu. Ondan da size koyayım. Şu baştaki ne? Ben hatta biraz kalkayım. Şu baştaki mi? Bu kedi dili. Var. İçinde de krema var. O biraz ondan tatlı, biraz tuzlu krema güzeldir. Şey şu baştaki mı? Canım. Tatlıya mı başlayacağım? Tatlı devam. Hayır. tamam. Bir merak ettiğim için. Tamam sorayım. Devam edeyim. İçli köfte aslanım. Bu da Adana usulü. Onu da bizim komşumuz var Adanalı, sağ olsun. Ellerine o sağlık yaptı. Ne kadar çok şey var değil mi? Mercimek köftesi, onu da kendimiz yaptık. Gerçekten. Bunu da kendimiz yaptık. Magnolia'yı da ben yaptım. Oho! Keşkek var, yöresel. Keşkek? Evet. Ay yok yok. Gözümüzü doyurdun ama karnı yerken ben yoruldum. Evet, makarna salatası var. Profesörleri var aslında. Ay, ben abartı var burada. Zaynakla bitmiyor. Nasıl? Başlayalım. Var. Vallahi 21 çeşit var ama kızlar gerçekten normal evime misafir, her gelen misafire ben çıkarırım. Yani işten aslanım geleyim, erkencik çıkarırım misafirim geldiğinde. Helal olsun ya. Çıkarırım. Maşallah kızım. Çünkü seviyorum. Mesela en son kurabiyeler artık ne oldu falan derken 12'de, 12.30'da onlar çıktı. Ne diyorsun? Kendin mi? Hadi onları, evet onları da kendim yaptım. Bisküvi gibi. Yok, onları da kendim yaptım. Hazır görünüyor. Sirke mi koydun hamuruna? Evet. Kıyır kıyır oluyor. Sirke koydum. Profiterol de mi sen yaptın? Profiterol de ben yaptım. Çikolata o zaten peki? Artık benim için kek yapmak gibi bir şey oldu. Çünkü üniversiteden beri profiterol yapıyorum. Size bir şeyler koyayım mı, oturayım mı? Tamam. Otur, koydum vallahi daha ne olur. Evet. Tamam, yine şurada beyaz bir şey olursa var en köşede. Ha evet aslanım, o da şey patates püresi. Üstünde havuç tarator, üzerindeki de kese yoğurdu. Sıkma torbasını sıktım onları. Vay. Onunla çok güzel olmuş böreği. Gerçekten. Su böreğinden verebilirim kızlar. Vallahi masa olay. Evet. Doğru mu? Evet, evet çok güzel. 4 dörtlük bir masa olmuş. Yani bu kadar çok fazla çeşit yapacağına sofra düzenine biraz daha önem verebilirdi. Ama o herhalde daha fazla çeşit, yani rakamsal olarak bakmış olaya. Ne kadar çok doldursam o kadar çok puan verirler diye düşünmüş muhtemelen. Ama zamanı biraz masa düzenine ayırmalıydı. Sonunda İzmir'in otlularını yedik. Ben de yiyeceksiniz demiştim. Öyle de oldu Allah'ın izniyle. Gerçekten. Ben valla bükmeyi falan bıraktım kenara. Ot yiyorum bak. Sonra laf etmeyin. Biliyorsunuz ben her pazartesi diyete başlıyorum. Evet, normalde yemiyorum. Salı günü diyeti bozuyorum. Bozuyorsunuz. Nasıl yiyeceksiniz? Aslında gittiğiniz evlerde böyle gelinler gerçekten müthiş şeyler yapıyorlar. Yani, perişan oluyorum. İşiniz zor. Kapı. Kapı çaldı aslında. Ne bekliyorduk? Beklediğim biri var mıydı? Beklediğim bir şey yok ama. Velhasıl
bunları yiyebiliriz yani. Otlar yenilebilir. Evet. Diyette var. Sıkıntı yok. Ah ah, bu içli köfteler tabii, ne yapacağız bilmiyorum. Aslanım ben de sizin gibi. Her pazartesi diyete başlayıp salı, ertesi gün bozuyorum. Ben de. Ne yapayım, ne yapalım. Yemeği seviyoruz galiba. Galiba. Evet. Aa kızlar. Kime? Ne kadar fark oluyor. Ne güzel bir çiçek bu aslında böyle. Aslında çiçek sizeymiş, ben kendime sanmıştım. Yok artık. Evet. Bana. Evet aslanım, size. Allah Allah. Elmalar da ne kadar güzel. Ay, yemek yemeyi sevdiğimi bilen biri göndermiş bana. Bence diyet yapmanız için göndermişler. Dur bakayım. Destek vermişler. Aa, inanmıyorum. Bugün çok andık Savaş Bey'i ya. Ay canım benim ya. Çok bak çok ya. Nadik, çok kibar. Kimden 24 gelmiş? Saat hayatımın anlamışsın demiş. Tanıyan birinden gelmiş. Çok nadik. Ne kadar Savaş, güzel. Ne kadar yurt sever. Canım eşim. Seni çok özledim. Ay. İzmir'desin ama benim kalbim seninle, senin yanında diyor. Ya. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Ay aşkım neredesin? Ay. Sen nasıl naziksin? Yani vallahi utandım, hep kızlara çiçek geliyordu. Bugün bana geldi. Çok tatlısın, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten 4 yıldır evliyiz ve beni 4 yıldır hiç üzmediğin için sana çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Ay, çok tatlısın. Öpüyorum. Bu elmaları yiyeceğim akşama. Çok güzel, çok şık. Çok teşekkür ederim. Bunu böyle koyalım dilersen. Tamam, tamam. Ay bak, duygulandırdı beni, görüyor benim musun? Benim günümde olması da çok güzel oldu. Bence ben de teşekkür ederim. Bence de. Şöyle senden rica edeyim ayaktayken. Ufacık bir şey bile insanın hayatına dokunması çok değerli. Sağ olsun, hiç ummadığım anda böyle sürprizler yapıyor. Sizin de ve siz izleyenlerin de hiç ummadığınız anda güzel sürprizler yapan insanınız olsun hayatınızda. İnşallah. İnşallah. Gerçekten. Hayatta her şey gelir ve geçer. En güzel şey hoş bir seda, güzellik, mutluluk, sevgi, saygı, güven. Tabii, tabii, tabii ki. Peki. O zaman afiyet olsun. Valla afiyet olsun. Yemek takımının fiyatını soracağım, sonra bir daha afiyet olsun. Tamam. Yemek takımını aslında çeyiz paketinde aldım. Genelde herkes o şekilde alıyor zaten ama tek fiyatı da galiba o zaman 1800 lira mıydı? O civarlarda bir şeydi. Tabii ben bunu çok çok önce aldım evlenmeden. Yani hiç kimse hayatımda yokken. Annem öyle çok seviyordu sağ olsun. Çeyiz gibi bunları da dizdi önceden. Tabii, tabii önceden yaptım. Hazırlık yapmak şart. Şu takımın da onun içinde mi? Yok, su takımım sonradan aldım. Aynı ama aldım. Su takımı da sanıyorum 600-700 lira civarı bir şeydi. Peki çatal, bıçak? Çatal bıçağı onu ben nişanlıyken çok özene aldım. Ona biraz para verdim. O da 2,5 lira falandı. 2500 lira. Evet çok var. Aslında yani gold takım da çok şıktı. Beyazdı ama gold'u normalde şey yapmadığım için bunu da böyle aldım. Gümüşün servis içinde gold sevmiyorum. O yüzden. Yoksa servislerin içinde mi canım? Tabii içinde. Takımın içerisinde. Tabii. Yani. Bu arada gelin evi pastası yapmış bize. Evet. Yani. Evet. Sağlık. Teşekkür ederim. Hadi onu da ederim. Keselim tabii. Tamam. Tabii. Sen mi yaptın bunu ya? Evet. Hazır değil yani. Yok. Ay, pastacı kremasına kadar kendim yaptım. Bir saat pişirdim. Beraber keselim ya da siz kesin. Ben her hafta kesiyorum. Tamam, o zaman hadi gel birlikte keseyim. Yine hadi keselim. Hadi beraber keselim. Sağlık. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Afiyet olsun sağlık. Kızlar. Ben de alayım. Sizin ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Şimdi Aslan'ıma veriyorum. Sana birkaç soru soracak. Aslı Hünel telefonda hangi sırları öğrendi? Canım tamam, daha ya fazla sır verme. Sır yok. Duymasın diğer yarışmacılar. Ay sen Vildan'dan başla canı, çok çay istemiş. Gelin evinde yürekleri ağza getiren anlar az sonra. Haftanın ilk gününde beklentisi yüksek olan Büşra Gelin bakalım kaç puan alacak? Olumsuz gördüklerim vardı ve iyi bir puan verdim. Bence daha fazla olabilirdi çünkü masam bence şimdiye kadar gelin evinde olan en güzel masaydı. Çeyizin çok güzeldi, çeyizin yeterliydi. Vallahi ben bunu da açıkçası uygun görmedim. Bu eve verilebilecek en iyi puandı gerçekten. Mutfağındaki eksikleri zaten söyledim sana. Kesinlikle kabul etmiyorum. Gerçekten mutfağım dört dörtlük bir mutfaktı. Genel olarak beğenmediğim şeyleri söyledim. Bakalım biz senin evine ne beğenebileceğiz. Tabii canım, benim. Aynen. Yani bu rujuna, bu kıyafetine.
en sevdiğim bölümdeyiz. Evet, evet. Nasıl tanıştınız? Biraz bahsetmiştin. Tamam. Şimdi bir özet, geçmişte ve evlilik teklifini anlat. Tamam, tamam Aslan. Dedim ya eşimin kuzeni. Onun sayesinde eşime beni göstermişler. Bana da onu gösterdiler. İlk önce hayır falan dedim ama sonra benim arkadaş grubum illa bir görüş dediler. Bu arkadaş grubum da dost yani. Çok yakın arkadaşlarım. Dedim bunların bir şey bildiği vardır herhalde dedim. Bir gün tamam dedim numaramı ver dedim abla. Ablam numaramı vermiş, eşim bana mesaj attı. İşte bir çay içelim mi vesaire diye. Ben de dedim ki kuzenimi biriyle görüştüreceğim. 3-4 aydır onun peşindeyim. Onun toplantısında karşı katı bir kafedeyiz. Yuva yuparken, yuvasını yapayım derken aynen. Kendi yuvanı mı kurdun? Hatta onlarınki olmadı, bizimki oldu. Kuzenim dedi ki, sen dedi bana dedi 3 aydır emrivaki yapıyorsun, beni buraya getirmeye çalışıyorsun. Bugün dedi sen getireceksin o çocuğu, sen buluşacaksın dedi. Onlar o masadayken ben Selim'e tamam dedim, gel bir çay içelim. O da çok şaşırmış. O bir gün bir çay içelim falan yazınca ben tamam gel Karşıyaka'dayım dedim. Çok hızlı. Geldi. Zaten o beni içerideyken görmüş. Benim o zaman saçlar küçük, kısaydı böyle kıvırcık kıvırcık. Orada zaten bir vurulmuş. Ne diyorsun? O zaten gelirken de ben dışarı çıktım bekliyorum ama hani şey diyorum böyle acaba hangisi falan diye böyle. Bana karşı böyle ışıklar içinde bir şey geldi. Böyle hareketli. Zaten görüyorsunuz yani çok hareketli. O zaman da böyle heyecan da var herhalde. Ay canım. Böyle boyu posu hiçbir şey hatırlamıyorum ama çok güzel bir şeyin geldiğini hatırlıyorum sadece. Ya. Ben ilk görüşte zaten aşık oldum Selim'e. O zaman ikinizin de ilk görüşte olmuş. Evet ikimizin de. Ne güzel oldu. Maşallah. Ama görücü usulü gibi bir şey yani olmuş. Görücü usulü gibiydi de değildi. Değildi de. Her şey var içinde. Ondan sonra biz üçüncü görüşmemizde işte eşim niyetinden bahsetti. Ben dedim ki orada dur. Ben o zaman istemem. Ben nereden bileyim sen niye evlenmek istiyorsun? Bazı insanlar var ya, ailemin baskısından kurtulayım, ne bileyim işte yine gezerim, bir evleneyim. Nereden bileyim çok yani? Değişik çok değişik bir bakış açısı. Evet. Çok değişik değil mi? İlk defa duydum. Adamın niyeti ciddi, evlenmek istiyor, niye evlenmek istiyorsun? Tabii. İşte biz işte 3 ay falan geçiyor, eşim bana böyle yapıyor. Bak diyor seni zorlamak istemiyorum ama inan beni çok zorluyorlar diyor. Nasıl yani dedim, işte ne yapacağınız, ne zaman falan filan. İyi tamam dedim ondan sonra. Oldu bitti derken nişan haftamızda eşim bana evlilik teklif etti. Ay. Üzerine bir hafta sonra da nişanımız oldu. Çok onun ay sonra nişanımız var. Oldu. Kadar zaman evlilik teklif etti, fotoğrafları bak. Öyküm. Evet. Aslında bu kulübe eşimin arkadaşlarıyla beraber ormanda inşa ettiği bir kulübe ve evlilik teklifi için inşa etmişler. Ay ne kadar güzel. Nerede öyle mi? Senin için mi süsledi peki burayı? Evet. Seni seviyorum yazıyor baksana. Burası sadece bu organizasyon için kulübe mi yapmış? Var. Evet. Ne kadar farklısın. Evet kıvırcık saçlı. Hem kıvırcık saçlıyım hem dişlerimde tel var. Evet orada tellerim vardı. Ya çok güzel o. Çok romantik. Bir hafta için. Şu an o evde şömine falan da var. Sonradan bir şeyler eklediler ettiler. Bu ev Karagöl'de. Ay çok güzel. Hatta şu an biz nişan alışverişindeydik Aslan'ın burada. Ay canım. Eşim içeride yüzük çok seçiyordu. Çok farklı. Gerçekten çok farklısın. Ay bu isteme. Evet eşim beni hiç kırmaz ama Aslan. Tuzlu kahve dedim. Yap, İçti mi? Ya. Bitirdi mi? Tabii bitirmez mi? Ay canım. Bitirecek tabii ya. Yazık. Çok ama çok pozitif. Aşağıda da bizi ne güzel bir sürprizle karşıladı. Seni çok seviyor ve değer veriyor belli ki. Onu da asla yapmam demişti ama bak canım. Yapmış ki. Evde oldu galiba oldu. Değil mi? Evet. Nişan sözüm bir arada oldu hepsi. Şimdi burada evdeydik. Buradan sonra dükkana geçtik. Eşimin dayısının dükkanı var burada. Orayı süsledik. Orada nişan töreni bayağı oldu. Bayağı kalabalık. Çok... Aynı akşam mı? Geleceklerdi ama oldu? Herkes gelmiş. Nasıl oldu? Aynı akşam mı? Aynı akşam oldu. Burada istendik. Ondan sonra çıktık oraya gittik. Kaç kişi vardı evde peki istemedik. Bayağı kalabalık görünüyor. Valla iki araba geleceklerdi dediğim gibi öyküm ama o kadar çok gelmişler ki. Yani evin kahve içti ve bütün herkes alkışladı. Tuz, suda da tuz yok inşallah. Eşimle aranızda kaç yaş var? Aynı yaştayız. Aynı yaştasınız. Evet. Bu elbisen... O elbise galiba. Yok, o uzun. Ben şeyi seviyorum. Saksı çok seviyorum. Evet. O elbisen de uzun bir elbise. Evet, gerçekten üzerindekiyle çok benziyor. Ha, evde takı mı yaptınız? Yok, şimdi artık oraya geçti. Dükkana geçmiştiniz. Dükkan. Organizasyon tuttun mu yoksa? Tuttum. Ne kadara tuttun o zaman? Valla o zaman parası çok uyguna tuttum ya. 400 liraya tuttum ben bu organizasyonu. Bayağı. Hatta kendim uygun. Yapacaktım. Bu kadar uygun bulunca dedim ki uğraşmaya değmez. İçinde pastası falan var mı? Yok, pastasını ablamla biz yaptık.
Ama pastanın fotoğrafı bile, 3 tane pasta yaptık biz aslında. Şöyle kocaman 3 tane pasta yaptık. Ya sen çok farklısın, bir değişik bir şey. Evet, değil mi? Orada benim burun ameliyatım da var. Onu diyecektim değil. Yani ya bir de şöyle var, dudağımda tel de olduğu için dudağım da önde duruyor. Burun ameliyatım da var. Ama yanaklarım sen da böyle. Sen burnunu yeni mi yaptırdın yani? Tabii. Evlenmeden 1,5 ay önce yaptırdım. Aa, ha, burada yok ameliyatta burada değilse. Burada yok, evet, orijinal hali. Evet, evet. Peki, evet, yakışmış. Bu dedesi eşimin. Eşin dedesi. Peki, nişan kıyafetini ne kadar aldın? Onu da 600 liraya aldım. O zaman 1,5 evet. Peki sen ne aldın? Erkek tarafı mı aldın? Erkek tarafı aldı. Nişanda bir şey takıldı mı? Tabii takıldı. Yüzük haricinde. Tabii. Yani gelen eş dost takıyor. Eşinde şöyle var, onlarda nişanda da bir takı olur. Bizde nişanda kurdele falan takılmaz normalde ama onlar da ikimizin boynuna da kurdele astılar. Burası neresi? İşte dükkana giriş aslanı. Bu şimdi giriş. Dükkana giriş. Eşlerinizle babalarınız benziyor mu bu arada? Benzeyeni var mı? Benim aranızda? Hiç benzemiyor. Benim yok, babam mesela şey kahve yapar ama eşim hiç kahve yaptığını görmedim ben. Ne benim diyorsun? Babamı evet, sabah kahvaltılarını babam hazırlar. Benim de rahmetli babam pazar günleri kahvaltıları hazırlardı. Ay ne güzeldi. Babalarımız bir tane. Ay canım benim. Allah başınıza eksik etmesin. Ben 1,5 senedir eşimden istiyorum bir kahve yapsın diye. Bana nerede yaptı? Bozdağ'a gittiğimizde. Evet. Tamam dedi, kahve mi istiyorsun? Çıkardı tüpü, kendi getirmiş. Kahveyi de kendi getirmiş. Ne güzel. Bak dedi, 1,5 senedir en güzel yerde yaptım dedi. Daha 1,5 sene daha istemedi. İstemedi. Yapmış ya. Bravo yapmış. Vallahi eline ben sağlık. Ben işten gelirim, yapar bana o. Sağ olsun. Oo, seninki de güzel. Aa, benimki yapar. Ben işten gelince yemek yapıyorum. Hiç kıskanmadık yapalım. Değil mi? Hiç. Nazmi duy bunları. Hiç. Duydu. Hiç. Duy. Benim de eşim canım ilk evlenmesi bamya yemeği yapmıştı. Ne? Bamya bile. Evet. Bamya mı? Bamya yemeği nasıl yaptın hocam? Vallahi çok marifetli. Hayır dur şimdi, bamyanın o başını böyle yuvarlar kesmiş. Evet kesmiş. Birçok hanım yapamıyor. Sinmeden. Evet. Maşallah. Kesmiş. Bayağı çok da lezzetli. Allah aşkına bir şey sorayım. Nereden öğrenmiş? Vallahi annesinden öğrenmiş galiba. Hocalı bir arasana soracağım. Helal olsun. Annesine helal olsun. Hadi. Merak ettim. Dur, bamyanın başını böyle uçurdu mu? Böyle yuvarlak mı kesti? Bir de kimden öğrendi ya? Bamya bu ya. Hani bamya böyle bir et köfte falan değil. Çok zor. Bamya evet. Soracağım ben dış ses. Sorayım mı? Hadi. Soralım tabii ki. Hadi soralım. Evet, ben arayayım. Dış ses ara ben telefonumu. Aldım. Eşinin adı ne? Burak. Burak'ı arayalım bakalım. Hadi bakalım. Sen ama bize önce bir sor, ver. Müsait midir, değil midir? Şimdi alakalı diyecek, beni rezil ettin mi diyecek. Böyle şey olur mu hani, niye söyledim falan? Yok der. Demez, yok. Hiç demez aslanım, öyle biri değil. Hoparlörü de mi açtın? Açtım aslanım. Ya Allah, bismillah. Bir daha neydi adı? Burak. Bak heyecan yaptım, adamı unutmadım. İnşallah açar, şu an çalışıyor ama. Tam da çıkmasına yakın. Bakalım. Evet. Bir şansımızı deneyelim. Yine bakalım. Tekrardan ararız. Alo canım. Hayır. Efendim hocam. Şimdi Aslı Hanım'la birlikteyiz. Telefon hoparlörde. Bilgin olsun. Evet. Şimdi Aslı Hanım'a veriyorum. Sana birkaç soru soracak. Evet. Buyurun Aslı Hanım. Merhabalar. Müsait, merhaba. Müsait misiniz? Müsait miyiz? Ay canım benim, sağ ol ablacığım. Şimdi biz böyle biraz bir sohbeti açtı. Dedi ki benim eşim çok güzel bamya yemeği yapar dedi. Bamya yemeği? Evet. Evet yaparım. Ben dedim nasıl yapıyor bamya yemeği, çok nereden zordur. Öğrenmiş böyle? Nereden öğrendin? Önce onu öğrenmek istiyoruz. Nasıl öğrendim? Askerliği ordu evinde yaptım, askeri gazinoda. Evet. İşim unlu mamileri üzerine olduğu için... İşin bamya üzerine miydi? Unlu mamileri. Ne üzerineydi işin? Unlu mamilleri. Hah, unlu mamiller. Aynen. Orada ordu evinde pastaneye çıkan ürünleri yazıyordum. Bir de evet. Lokantaya çıkan ürünleri yazıyordum. Evet. Aşağıda da imalathanede. Sonra sıkıldıkça arkadaşları izliyordum, aşçıları. Yardımcı oluyordum. Baktıkça öğrendim. Helal olsun kardeşim sana. Sağ olun. Ay böyle bir bamyanın tarifini versene. Bamyanın tarifini vereyim size. İlk önce soğanı. Bilmiyorum siz soğan atar mısınız da ben atıyorum yemeklere. Ben de soğansız orada yemek atıyorum. Olmaz. Aynen soğan, biber istiyorsanız biber ilk önce her zamanki gibi. Onları kavurduktan sonra salça veya da şişe domatesini atıyorsunuz. Ondan sonra bamya, patatesi şişe atıyorsunuz, domatesi. Suyunu ekliyorsunuz. Dur ağzını, dur bamyayı nasıl devam. Bamyanın kabukları hani üstteki onu nasıl temizliyorsun? Bamyanın kabuklarını mı? He. Normal bir şekilde mesela alıyorsunuz da bunu koparıyorsun böyle kılı çıkıyor zaten onun. Hani temizleme aşamasını hızlı geçiyor. Uçurmuyorsun değil mi böyle kafadan çıt?
Yoksa şey hani böyle kafadan kesmiyorsun. Kalem tıraş gibi. Kalem tıraş gibi böyle açıyorsun değil mi böyle hani? Yok, kalem böyle gibi. Tam ucu yok mu ucu? Evet. Ucunu koparttığınız zaman böyle zaten kılçık gibi geliyor. Burak'cığım hani sen bıçakla onu böyle yuvarlakça böyle şey yapıyordun ya, kesiyordun ya. Hangini? Döndüre ucunu. Bezelyeyi geçtim ya, kusura bakmayın. Bezelye mi? Oo, yemek bamya gelişen. Bamya oval olarak diye alıyorsunuz diyor. Ha, bamyayı oval olarak mı alıyorsun? Zaten oval olarak üstünü temizliyorum böyle. Demek oval ki akşama böyle sivri olacak böyle sivri. Bakın sivri. Yoksa aynen, içindeki şeyler olacak. Böyle sümüksü çıkıyor oluyor. Öyle sümüksü kestiğin zaman ondan sonra ayıptı söylemesi için söylemek istiyorum, sümük oluyor biri. Ay çok tatlı ya. Bir şey söyleyeceğim, sen bamyadan ne ara bezelyeye geçtin? Akşam bezelye mi yapacak? Akşama bezelye yapacak kesin. O yüzden söyledim. Ablacığım akşama ne yemek var? Akşama mı? Tadil yarık yapmak isterim ama size. Ay kaygı kalmıyorum. Bize o zaman, bak bize o zaman, biz ne zaman, kaçıncı günde sizdeyiz? Dördüncü gün. Senin yaptığın bir yemeği tatmak istiyoruz. Lütfen yaparken de videoya çek. Tamam mı? Hatta seni de görmek istiyorum dördüncü günü. Yemek mi yapayım? Yemek mi yemeyi isterseniz ekleyebilirim. Bamya bamya. Bamya ya. Bamya nereden buldun bu sezonda? Sen de haklısın. İçinden ne gelirse yap ama bamya kuru bulursan var. Kuru bamya var aslında. Bamya İzmir'de kuru bamya var. Bamya bu sezonda bulamam. Neyse o zaman favori yemeğini yaparsın bize, tamam mı? Et severseniz et sote yapayım. Tamam ablacığım, artık gönlünden kopanı yap, seni görelim biz seni. İnşallah. Tamam mı? Tabii inşallah gelmeye çalışacağım, zaman vereceğim size. İzmir bombası yaptıracağım. Wow. Zaman bulursam kendim yapacağım, videosunu da çekeceğim size. Helal olsun kardeşim. Boyozu ustalarımıza yaptıracağım. Bak. Ay canım tamam, daha ya. Fazla sır verme. Sır yok. Duymasın diğer yarışmacılar. Sıkıntı yok ya. Wow. Hadi evet, bakalım. Çok memnun de. Oldum ablacığım. Ya, çok teşekkür olun, ediyorum. Bizim yayınımız devam ediyor. Hoşçakal. Tamam. Bye. Bye. Kapatıyorum. Zaten eşim kapattı. Eşim kaç yaşında öykü? Eşimle aynı yaşıtız. O da 27 yaşında. Aynen. Çok uyuyor sesini. Çok girişken, çok cana yakın. Ay maşallah size. Maşallah ne güzel bir tarifi verdi, gördüm. Nereden nereye geldi? Tazeleyebilir misin? Evet. Tamam canım. Ben de canım valla tazeler. Evet ben de rica edecektim. Tamam. Çaydanlıkla gelen iyisi sen. Öyle mi yapayım? Yani çaydanlıkla gelsin. Aslında boşaltacağız ya, nasıl boşaltacağız? Üstüne ekleyeceğiz. Heh tamam, öyle yapalım. Soğuk şeker de alırsam eğer. Soğuk mu? Soğudular. Bir sohbete daldık, içmedik. Aynen. Ya yarım kaldı. Bamya muhabbetine çayları unuttuk. Ay vallahi çay bahane, sohbet şahane değil mi ya? Aynen öyle. Ya doğru söylüyorsunuz. Ay çok hoşuma gitti vallahi. Ya, ay böyle mi? Vallahi ben de öptüm kardeşimin yanaklarından. Gerçekten. Biraz Allah benim ayırmasın. Kocacığım. Amin, Allah ayırmasın. Kocacığım bir yumurta kır, Allah razı olsun. Yumurta kır, benim şu ağzımı kapa. Adam buralara yeşil elma gönderdi. Yeşil elmalı çiçek gönderdi. Ne yapsın da? Ya ne yapsın? Akşam anda yemekleri hazır et lütfen Burak'cığım. Bak neler var. Ya. Kocacığım diyor akşama geldiğimde yemek Allah razı olsun ondan. Kocası da diyor ki karnı yarık mı yapayım akşam? Yanına da pilavla cacık. Yapar aslanım, her şeyi yapar. İzdan. Benimki de yapıyor. Ya seninki Gamze. Benimki şimdi ikizlere bakıyor. Ne? Seninki? Ne yapsın? Benim için hiç beceremez. Yoksa ay, yapar yani. Nereye gidelim atalım kendimizi. Mutfakla alakası sıfır. Hay benim ne mutfakla, ne ampulle, ne çekmeceyle. Yok. Benimki bir tek giyinsin, süslensin, parfümünü sürsün. Vardır, onun da meziyetleri vardır. Benim eşim yani hiç kimse mükemmel değil. Evet. Ama onları da seçtiysek mutlaka sebepleri vardır. Seçtim. Evet. Bak çiçek gönderiyor yeşil ya, elmalarla. Onun incelikleri var. Orada subliminal bir mesaj vermiş. Karıcığım yemek masasından kalk, o yeşil elmaları yeşil ye. Hah. Demiş ki sakın börekleri yeme, bu kızların gazına gelme. Sen böyle yeşil elma, turp otu, böyle şeylerle beslendin. Daha sağlıklı. Vallahi çok haklısın. Daha sağlıklı. Ay sen Vildan'dan yani, başla yani. Canı çok çay istemiş. Al Vildan. Seni seçtim. Çok kötü bir şaka
şakaydı bu. En güzel bu. Şaka sana olurdu. Aslında şaka vardı. Çıktım bu benim. Ay ben de korktum. Benim de Pervin. Korkma. Allah senin... Bunu ya bize dayım yapardı Aslan'ım. Biz bununla büyüdük. Git dayına yap. Bize niye yapıyorsun? Ama o yemez ki. Ay çok kötüydü. Ama o harika. Bir ses, bir su da alabilir miyiz arkadaşlar? Ve ben bu şaka, şakayı çok yaptım. Vallahi gerçekten. Yapılıyor. Dayı bunu da böyle bulsun. Gör dayı. Bir gün seni de böyle bulsun inşallah. Bismillah. Dayımın en çok yaptığı şakayı yaptım bugün. Gerçekten bir yerde yapmak istiyordum. Ve bu da çok yerine uydu. Boşluğuma denk geldiği için çok korktum. Ve bunu espri bir şekilde devam ettirdi. Ben de saftirik Vildan'a koy, Vildan'a diyorum tamam. Canım. Çay getiriyorum çay. Kızlar. Aman bak, istemiyoruz. Çay istemiyorum. Aslanım su istiyorsan su istiyorsan. Yok hayatım sen geç. Geçmiş kadar olduk. İçtik bugün. Yok. Bugünün çay içtik halkını doldu. İstemiyoruz artık çay. Çay istemiyoruz. İyi misin? Vallahi ben de korktum. Ama ben çok korkarım. Ben çok korkarım zaten böyle yanmaktan vesaire. Ay Allah korusun. Hani iptal edelim de. Kızlar canım, kontrol edelim. Canım. Evet bunun buharı. Buharı tutana katmasaydın ya. Alsın dur. Barışalım. Barış çayı olsun. Ama sen de şöyle uzaktan uzaktan alayım ben. Ne olur ne olmaz. Ay. Teşekkür ederim. İşte böyle aslanım. Eden bulur. Er ya da geç. Evet. Bizimkileri karşıdan doldu. Tamam. Su dolduruyorum. Aynen. Bana aynı şekilde. Zaten demliydi. Evet demliydi aslanım. Ay. Neyse. Geçmiş olsun. Korkuttu bizi bir şu an. Bir güldük bir ağladık. Gerçekten. Gerçekten öyle. Çok güldük. Şimdi gel sen böyle ateşler içinde nereye giriyorsun neresi? Vallahi ben oraya... Bu nişan mı kına mı? Kına sanırım bu. Karımız yani. Senin nişanın sözün biri olmuştu. Burası kına. Evet. Kına mı? Evet. Aslanım kına da bizim pandeminin ilk gelinleriyim ben. Hı. İlk akşam açılan haftaydı. Hı. 9'dan sonra serbest olan haftaydı. O yüzden biz kınaya kimseyi çağırmadık. Evet. Yani yakın insanlar dışında. Ya düğüne de herkese dedim ki gönül koyacak bir durumda değilim. Kim evet, istiyorsa evet, gelsin. Evet. O yüzden yine gelen çok oldu tabii ama çoğu eşimiz dostumuz da gelemedi. Evet doğru. Kırmızı Allah renk tercih etmişsin. Evet kızlar aslında bunun hikayesi ben normalde giymeyecektim. Sadece bindallıyla çıkacaktım. Bindallımı kiraladım. Bindallım çok ağırdı. Son dakika ben bununla 2-3 saat nasıl bir de ben çok hareketliyim çok oynarım. Ne yaparım derken bu karşıma çıktı. Sen başından sonuna bindallıyla geçirmeyi planlıyordun. Evet öyle düşünüyordum. Aa, hiç öyle görmedim ben. Düşündün. Böyle depoda kalk kıyafet değiştirmiyoruz da hiç öyle görmemiştim. Ama kınalığın çok sade. Çok sade. Hiçbir evet. Şeyi yok yani. Kısa kollu bir de tercih etmiş. Kendi pullu. Neresi sade? Böyle beğendim aldım aslında. Sen internetten mi aldın elbiseyi? Tabii ben bunu internetten. Ne kadar aldın? Ben bunu 200 liraya aldım. 200. Ne diyorsun? Ve ben bunun altında 2 tane 3 tane kendim şey ekledim aslanım. Tütü. Tülü ekledim. Tarlatan giydim. İki tarlatan var. İki tane tülü var altında. İki tarlatan da hali mi? Evet. Elbise değil mi düz gelmişti zaten? Kızlar inanamayacaksınız ama ben kına ve düğünü zaten aynı düğün salonunun iki tane salonunu tuttum yanına. Biri 600 kişilik, biri 1200 kişilikti. İkisini 6000 liraya tuttum. Gerçekten. Peki hafta içi olduğu için mi? Hayır, hafta sonuydu. Hafta sonu. Pandemide. Çünkü şöyle eşimin ağrılı bir memleketlisiydi. Onun yeriydi. Hem o şekilde indirim yaptılar sağ olsunlar. Ne güzel olmuş. Nerede burası? Denk geldi Buca'da. Ve çok büyük bir düğün salonu. Çok düğün salonunu gezdik. Yani düğün salonuna geçince de göreceksiniz. Peki eşin böyle güzel bir şey olmuş. Giymiş. İsteyerek mi giydi yoksa? Vallahi eşim böyle şeyde mesela dadimin yaptığı gibi. İsteyerek yaptı. Yani onu da öyle istemeden giymedi. Zaten istemeden hiçbir şey yapmadı. Uyumlu uyumlu. Evet uyumlu olmuş. Erkek tarafı mı yakıyor peki kınayı sizde? Biz de kız tarafı yakar. Ama onlar da erkek tarafı yakıyormuş. Bir de şöyle bir şey var. Evliliği güzel olan, giden. Evet, olan bir öyle derler. Yakan derler. Yaksın. Sen de şimdi kaç tur attın testiyle? Vallahi 3-5 tur attım aslında. Ben zaten severim oynamayı. Sadece çok ağır olduğu için bir arada bayağı ayağımı burkmuştum. Biraz zorlandım ama yine de döndüm vallahi. Kırıldı mı? Kırıldı ama dağılmadı. Tüller var. Tüller evet. Çok sıkı. Doğru. Doğru aşkım. Peki kaç gün mü düğün oldu? Ne zaman? Ertesi gün düğün oldu.
bir dinlenme payı pek olmadı yani. Yok, biz zaten gittik, balayında dinlendik. Öyle mi? Nereye Çeşme'ye gittiniz? Çeşme'ye gittik, yakın bir yere. Ha, aslında güzel. Gitmeyecektik, hem maddi hem manevi. Evet. Sonra eşim sürpriz yapmış sağ olsun. Küçük bir butik otele 2-3 günlüğüne gittik. Zaten evet, sırf uyuduk. Dinlendiniz. Çok güzeldi. Çok yoruldunuz değil mi? Bir de bizi geç kaldık düğün Aslı Hanım. Öyle mi? Neden? Geç kaldık. Gelin çıkması geç oldu. Onlar bize geç geldiler. Yani onları mahallede bırakmamışlar eş dost. Sonra bir de gittik fotoğraf çekimi için. Biz bekliyoruz fotoğrafçıyı. Selim'in en yakın arkadaşı. Sen git fotoğrafçıya, ben damadım de. Aa. Boy boy fotoğraf çekiyormuş. Biz de onu bekliyoruz salona çıkacağız diye. Aa. Sonra kız geldi böyle yaptı. Ben dedi sizi arıyorum dedi. Bir tane abi geldi dedi. Ben damadım dedi. Aa. Hatta İyi bir boy gelin bulmamış o arada. Ay gerçekten. Değişik olmuş. Aynı gün ya. Bunları yapmak çok yorucu yalnız. Çok yorucu. O şeydi, evet, düğün fotoğrafını da aynı gün yaptım. İşte çekimde. Bu çok yorucu. O sadece şeydeki çekimdi, salondaki çekimdi. Dış çekimin düğün günü mü yaptırdın? Tabii benim dış çekimim i̇şte aynı gün yaptırdın. Aynı gün oldu. Benim de aynı gün olmuştu. Benim ertesi. Ya Aslı Hanım, ben benim en yakın arkadaşlarım da yanımda olsun istedim. O kadar eğlendik ki biz koca bir ses kabini götürdük. Yine Çeşme'de, Alaçatı'da oldu. Bir saatte bitti benim çekimim. Çünkü ben sürekli oynuyordum zaten. Hmm, güzel. Ya, iyi bari. Her oynamama bir şey, her oynamama bir Albin şey. Albin var değil mi? Var, evet. Gelinliğin de çok sade. Evet. Gelinliğimi de kendi tasarladım. Yaptırdın galiba. Kadar yaptırdım. Çok sade. Satın mı aldın, kiraladın? Satın aldım. Ben onu 1500 liraya aldım kızlar. Yine çok uygun. Evet. Şöyle Albin alayım da. Sesten ben. Buyurun. Teşekkür ederim. Ablacığım ne kadar takı takıldı? Vallahi Aslı Hanım bizim yani takımız... Yani bu hani bu evi aldınız ya, hani evi biz... alabildiniz mi? Yok, evi krediyle aldık. Aha. Ama takımın yarısı eve gitti. Ha. Evet. İyi bir şeylere yaradı yani. Neredeyse 150 bin liraya, 160 bin liraya kadar bir takım oldu. Nişan haricinde. Hı-hı. Bilezikler düğünde de takıldı ama diğerleri haricinde. Hı-hı. Düğün Hı-hı. salonunun fiyatı neydi? Onu sormadık. Söyledim daha. Onu birlikte birlikte 6 bin liraya. Çok iyi ya. Ki yanındaki öresindeki 32 bin lira, 18 bin tabii, lira hep oralardan başladı. Evet. Evet. Nikah da burada yapıldı değil mi? Yok, değildi. Normal. Çerez o zaman vardı. Bir evetleri tamam. Duyalım da ardından olur. Geçelim albüme bakalım. Sayın Büşra tanınmış. Hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür iradeniz ve arzunuz ile Sayın Selim Yaşar Bey ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Sayın Selim Yaşar, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür iraden ve arzun ile Sayın Büşra Tanınmış Hanım'la evlenmek istiyor musun? Evet. Niye öyle bir es verdi? Ben o an tabii karşımda kimler var bilmiyorum da karşısında çok sevdiği bir abisi var. O şey diyormuş işte, bak son karar. Emin misin? Ona gülmüş aslında. Ona gülünce bir es olmuş orada. Bir saniyelik. Şu güzel albüme de bir göz atalım bakalım. Tatam. Resimler, evet. Fotoğraflar çok güzel, güzel değil mi? Fotoğraflar çok güzel. Çok canlı. Fotoğrafçınız güzelmiş. Evet, ünlü gerçekten. Fotoğrafçı İzmir'de. Öyle gelinliğin mi? Fotoğrafı. Ne kadar ödedin sen bunlara? Ben bunlara 2000 lira ödedim. Sadece albüme mi? Uygun. Albüm. Çok iyi. Şeyler, posterler. Büyük. Aha, evet. Bir de küçük kanvas tablo. Canlı, güzel. Ay, gerçekten bedava. Nerede yaptınız çekimsiz? Bedava gerçekten. Alaçatı'da. Hatta çekim normalde 2-3 saat sürüyormuş aslında. Bizimki 50 dakikada bitti. Öyle mi? Ama şurada falan hep şey modundayım yani. Oynuyorum, gülüyorum, ne dönüyorum. Ne güzel. Çok evet. Doğal fotoğraflar daha doğal güzel. Ama baksanıza şunların güzelliğine. Aynen, çok güzel. Ay çok güzel olmuş. Çok güzel ama. Olmuş albüm. Çok gerçekten. Güzel evet, gerçekten. Çok Allah Büşra. Selim ve Büşra'yı böyle senelerce mutlu görmeyi nasip etsin bizlere. Amin. Hayırlı olsun. Ve şimdi kızlar ne yapıyoruz? Evet. Puanlama. Evet. Puanlamalı. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Puanlamaya geçiyoruz. Evet, puanlarımızı kullandık. Evet, Büşra'cığım çok heyecanlıyız. Heyecan dorukta. Bugün nefisti. Özellikle masan, eşinin evet. yaptığı sürpriz. Gerçekten evet. çok lezzetli ve keyifti. Evinde yorumlamaya çalıştık. Sana fikirler vermeye çalıştık evet. naçizane. Ve finalinde bakalım arkadaşların sana kaç puan verdiler. Bakalım aslanım. Gamze'cim, önce senden başlamak istiyorum. Öncelikle bugün bizi çok güzel ağırladın. Çok teşekkür ediyorum her ben şey teşekkür için. Ederim. Güler yüzün için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ev sahibiydin. Salonda yorumma açık çok şey vardı. Yani beğenmediğim çok şey vardı salonda. Yatak odasında işte yatak başlığın vesaire.
Ama perden güzeldi, yatak örtüsü güzeldi, mutfağında ankastren güzeldi, ikramlıkların çok güzeldi. Ah. Eşinin jesti de ayrıca güzeldi. Ama olumsuz olan şeyler tabii ki vardı. Mesela mutfaktaki uyumsuzlukları da beğenmemiştim. Onun için sana puanım... 7. Öncelikle teşekkür ederim Gamzeciğim. Evime geldin. Misafirim oldun. Ben de bundan çok keyif aldım. Açıkçası 7'yi biraz düşük buldum. Çünkü sadece salonda bir iki eleştirinizi aldım. Ki onları da biraz yersiz buldum bazı şeyleri. Bence daha fazla olabilirdi. Çünkü masam bence şimdiye kadar gelin evinde olan en güzel masaydı. Kimse zaten zaten puanlamayı evet, hesaplarsak evet. Ben beğendiğim şeyleri söyledim. Hı-hı. Ama gerçekten yoruma açık. Hı-hı. Salonda, mutfakta, yatak odasında çok fazla vardı. Anladım. Ki çok fazlasına rağmen ben yani yine iyi bir puan verdim. Salonu kabul edebilirim ama mutfağı kesinlikle kabul etmiyorum. Gerçekten mutfağım dört dörtlük bir mutfaktı. Tabii zaten evini böyle savunuyor olmakta niye aitli? Kendi zevkin. Tabii ki savunacaksın. Mutlaka. Ama dışarıdan bir gözle söylüyorum. Hı-hı. Ben olumsuz gördüklerim vardı ve iyi bir puan verdim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Umarım iyi olur senin için. Bakalım hayırlısı. 7 puan bu eve verilebilecek en iyi puandı gerçekten. Evet, Vildancığım. Önce sen sebeplerini ardından da lütfen puanını bizimle paylaş. Öncelikle Büşra'ya çok teşekkür ediyoruz. Bizi bugün çok güzel ağırladı. Beğenmediğim yerlere zaten değindim, söyledim. Arkadaşlarıma da katıldım. İşte halın vesaire, mutfağın, yatak odası. Hı hı. Çeyizin çok güzeldi. Hı. Çeyizin yeterliydi. Bence de. Fazla bile. Masana diyecek hiçbir lafım yok. Masan çok güzeldi. Teşekkür ederim. Ama dediğim gibi beğenmediğim birçok yer vardı. Bunlardan puanımı kırdım. Tamam. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Osman puanını görelim. Benim sana puanım 7. Vallahi ben bunu da açıkçası uygun görmedim. Kaç puan bekliyordun Büşra? Aslanım ben 8-9 bekliyordum. Yani ben şu an sadece salonumdan kırıldığını düşünüyorum. Yani kırılabileceğini düşünüyorum açıkçası. Hı-hı. İşte salondan biraz, mutfaktan biraz, yatak odasından biraz. Mutfakta bence çok yersiz yorumlar yaptılar aslanım. Hı-hı. Çünkü yani mutfakta gerçekten sadece dekorasyon sorunu vardı. Onun dışında bir şey yoktu gerçekten. Hı-hı. Yok bence çok sade ve şıktı. Hı-hı. Tezgahımdaki siyahlık, zaten yerdeki halıda da ince bir siyahlık vardı. Hı-hı. Mutfak onun dışında yoktu mesela, o da bir eksiklik. Ama mutfak masasını koyabileceğim bir yer yoktu. Onun balkonumu yerine çok güzel bir tezgah yapmıştım oraya ben. Balkonum var. Onu hem masa hem tezgah olarak kullanıyor zannedersem. Tabii. Hem çok o amaçlı şekilde yapıyorum. Yapılmış, hem de evet. Pişirdiklerimi oraya koyuyorum. Arkamı döndüğüm zaman tezgahım boş olmuş oluyor hala. Mantıklı. Yani ben puanı açıkçası beğenmedim. Yok, daha fazlasını hak ediyordum aslında. Yani masam, çeyizim. Sadece bir salonum için 3 puan bence fazla olmuş. 7 puan vermişim. Ne istiyorsun? Sanki 10 puanlık evi var, 7 puanı beğenmiyor. Öyküme geldi sıra. Şimdi şöyle ki... Öyküm de çok tatlı ya. Hiçbir şey diyemiyor. sana... Söyle arkadaşım. Sen de yolla. Puanı çok düşündüm. Tamam. Evini değerlendirdim. Halını değerlendirdim ve diğer eşyalarını da değerlendirerek bu puanı verdim. Masan, çeyizlerin olsun, gerçekten hepsi yeterliydi zaten. Bu durumlara da arkadaşlarımız da değindiler. Misafirperverliğin çok iyiydi. Yani hiçbir sıkıntı yaşamadık o konuda. Teşekkür ederiz. Ama biliyorsunuz ki burası bir yarışma. Herkes ne yazık ki kendi gününde düşünmek zorunda. Ondan dolayı eğer takdir ederseniz ki puanımı açayım aslanım. Tabii ki puanını görelim. Benim puanım 6. Vallahi Öyküm, senden hiç beklemiyordum açıkçası. Yani çok düşündüm. Gerçekten haksızlık yapmak istemiyorum. Diğer arkadaşlarım da düşünmek zorundayım. Ama onun altına nasıl ineceksin? Yani kötü gördüğün evin nasıl altına ineceksin? 2 puan altına mı ineceksin? Ya daha fazla ev kötüyse 4 tane daha ev göreceksin. Evet. Yani çok düşükten başlamışsın bence.
Bence bu adaletsizlik olmuş. Değil, değil. Hiç öyle düşünme. Yok, diğer değil. Günleri de görmek istiyorum. Evet, görmek istediğin için bunu vermemen lazımdı zaten. Çünkü bir altına bir üstüne çıkabileceğin günler olabilirdi. Şu an belki diğerlerini hiç beğenmeyeceksin. Benden daha fazla eksik bulabileceksin. Altına inmek için eksik bir puan olmuş. Yani birçok şeyi beğenip 6 vermen evet biraz şaşırtıcı. Strateji sonucunda finalinde yarışıyoruz dedi. Bu bir yani bir stratejik bir yaklaşım mı bu? Tabii açıklamasına öykü? Ekledi zaten onu. Evet, bu bir yarışma dedi. Ona göre puan vermeliyim dedi. Evet, maalesef ki keşke daha hani elimizden farklı rakamlar gelebilse ama ne yazık ki bunu sana uygun gördüm. Yani gelebilse 3 mü vereceksin, 1 mi vereceksin? Ben pek hani 1-2 vermek, hani vermeyeyim değil, diyorum asla. Ya. Değil, yok yok. Valla Aslanım ben hep şeyden taraftarım. Gerçekten ilk beğendiysem yüksekten başlamak. Evet. Çünkü altına ne diyeceğim? Yani ikisinin de çıkabileceğim, inebileceğim yerlerden başlayayım ne kadar beğendiğime göre. Evet. Bu bence düşük olmuş yani. Çünkü daha benim bugün evim görüldü. Hı hı. Göreceği 3 ev daha var. Belki diğerlerini benden daha az beğenecekti. Evet. Bakalım Pervin ne yaptı acaba? Şimdi şöyle, ben zaten genel olarak beğenmediğim şeyleri söyledim. Genellikle de beğenmedim. Belki renk tonları güzeldi ama birbirine hiç uyumu yoktu. Yatak odanı beğenmedim. Mutfağındaki eksikleri zaten söyledim sana. Onun dışında Öykü'nün dediği gibi bu bir yarışma. Herkes kendini düşünmek zorunda ki ben bugün evime göre, kendi evime göre bu puanı verdim. Bakalım. Biz yarın ne göreceğiz? Evet. Evet, aynen. O zaman puanını görelim biz. O zaman biz. Ben açayım. Benim sana puanım. Verdiğim puan çeyizi ve sadece masası. Bakalım biz senin evine ne beğenebileceğiz. Tabii canım, benim. Aynen. Yani bu rujuna, bu kıyafetine. Merak tabii. ediyorum evine. Bakalım. Göreceğiz. Yani Aslan'ın bu, yani ben 7'ye 6'ya laf söylerken 5 geldi ve ilk günden. Şimdi bunun altına nasıl inecek bu arkadaş? Benim evimden daha kötü bir ev hiç mi görmeyeceğiz? Ya Büşra hep böyle söylüyorsun ama illa altına mı inmek ama lazım puanı? Ama beğenmeyeceğimizi, bak şimdi puanı arada şimdi verdiğimiz puanların hep altı ben, yok, üstü de var. Tabii üstü de var ama bunun öyle üstüne düşün. Nasıl çıkacak, hani altına yerin, nasıl inecek? Yerin hep altı yok, belki üstü de var. Belki daha çok beğeneceğim diğer evleri. Tabii. Belki. Ama işte yani bakalım cuma günü ne olacak. Aynen, bakalım. Öyle. Yani cuma yani günü kalkıp şunu şey diyeceksin. Ya ben haksızlık etmişim. Bu puan olmamış. Ya bu olacak çünkü. Yani haksızlık ettiğimi düşünmüyorum. Hayırlısı diyelim. Herkes için hayırlısı diyelim o zaman. Evet. Evet Büşra'cığım, arkadaşlarından 25 puan aldın. Evet Aslanım. Hayırlı olsun. Dediğin gibi cumaya bakalım pişmanlıklar olacak mı? Ya işte ilk gün böyle şeyleri oluyor ama mı? Yani bilmiyorum. Bakalım bu kadar neler olacak. İyiydi. Hayırlısı. Hayırlısı olsun herkes için. Teşekkür ederiz Aslan. Her şey çok güzeldi. Tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür Şimdi ediyorum. Ben senin için puanımı kullanacağım. Evet, haftanın ilk gününde Büşra'nın evindeydik. Büşra bizi gerçekten çok güzel karşıladı. Eşinin yaptığı sürpriz de çok hoşuma gitti. Çok tatlı bir çiftler. Gözlerinin içi gülen, çok güzel, çok zarif bir gelin. Evet, evinin salonunda farklılıklar vardı. Çünkü neden? Eşi kadife koltuk istemiş, onu kıramamış. Kendisi farklı bir kumaştan koltuk sevmiş, onu da yapmak istemiş. Dolayısıyla onu kırmamış, kendi zevki de katılmış. Ne oldu? Biraz bir karmaşa oldu şimdi. Ama masası gerçekten çok güzeldi. İzmir'e ait çok güzel lezzetler gördük. Çeyizine de bayıldım. Çok güzel bir çeyizdi. Yatak odası da bence bir ufak tefek dokunuşlarla tamam bir yatak odasıydı. Mutfağında da hoşluklar vardı. Bir kere en önemlisi şuydu. Evin enerjisi güzel. Çünkü yaşayan insanların eve enerjisi gerçekten geçiyor. Ve ben bu evden iyi enerji aldım. Gelinden ve eşinden çok pozitif bir enerji aldım. Güzel de bir gün geçirdim. Bu nedenle benim Büşra gelinime puanım 8. Büşra gelin gün sonunda Gamze gelinden 7, Vildan gelinden 7, Öyküm gelinden 6, Pervin gelinden 5 puan aldı. Gelinimiz Aslı Hünel'den ise 8 puan alarak toplamda 33 puana ulaştı. Yarın benim günüm.
çok heyecanlıyım. Evime, kendime, düğünüme güveniyorum. Bakalım yarın bizi neler bekliyor. Ve yarın Pervin senin evinde buluşacağız. Evet, benim evimdeyiz. Bakalım yarın Pervin'in evinde bizi neler bekliyor olacak. Keyifli bir gün olacak inşallah. Evet, öyle olacak inanın. Peki. O halde yarın efendim aynı saatte Show TV ekranlarında görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, bizimle kalın. Hoşça kalın. Ne yapmış? Bir kafa daha yapmış. Bir kafa daha. Bu kıyafetle anca bu kadar iş yaparsın. Kayınvalidemin şalvarını yakıyorum. Bu resmen ifade ampulü gibi. Efendim? Konuş. Evet ve hayır diye cevap vermeyeceksin. Store mu kullandın? Evet. Kaybettim. Çok kolaymış. Hayır mı demem gerekiyor? Evin genel bir konsepti şıktı. Gamze Hanım tamamen bence gününü oynuyor. Ben iki arkadaşımın hala stratejik devam ettiğini düşünüyorum. Arkadaşlarımı da görünce vallahi şaşkın. Sen puanlara niye takıldın onu anlamadım. Hayırlısı olsun tablom. Kıyaslama yaptığını düşünüyorum. Tabii ki kıyaslayacağız çünkü benim iki gördüğüm ev var. Bir senin evin var, bir de benim evim var.